Bir İlçelerde Gündem programında tekrar birlikteyiz. Bu akşam konuklarım Sapanca'dan İsa Çiçek. İsa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize güzel bir yayın olması temennisiyle ekranlarımıza hoş geldiniz diyorum. Kaynarca'dan Sedat Balta. Sedat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hendek'ten Orhan Topçu. Orhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Eşim bir rahatsızlığından dolayı ameliyat geçirdi. Arayan soran herkese teşekkür ediyoruz. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Amin. Hastalarımıza da acil şifalar versin. İzleyicilerimize de keyifli bir program diliyorum. İnşallah. Evet, Sakarya yeni vali atandı. Yeni vali de ilçeleri gezmeye başladı. Önce kuzeyden, kuzeyin doğusundan başladı. Kocaeli'den başladı. Evet. Bugün de Akkez'deydi Sayın Valimiz. Verebilirsek şey, görüntülerini. Akkez'de 3. Evet, sabah 11.30 gibi Akkez'e gelen Vali Rahmi Doğan önce ilçe kaymakamına geldi. Burada ilçe kaymakamımız Mustafa İkbal Eşki kendisini ve belediye başkanımız Bülent Soykan kendisini karşıladılar. Vali Bey burayı gezdikten sonra belediye binasına gitti. Orada belediye başkanımız Bülent Soykan kendisini karşıladılar. Kaymakam Bey ilçenin genel durumunda bir briefing verirken belediye başkanımız da yaptık projeleri, yapılacak projeler hakkında bilgi verdi Sayın Valimize. Sayın Vali biraz hızlı geldi gitti. Yani 100 binlik Akkezi'ye da biraz hızlı geçti ama bu tanışmaydı, belki selamun aleykümdü, biz aleyküm selam dedik. Vali Bey'in gelişini eskiden valiler ziyaretinde, ilçe ziyaretinde vatandaş heyecanlanıyordu. Vali geldi, bir şey olacak mı, olmayacak mı, şu mu olacak, bu mu olacak? Fakat son zamanlarda ki son her 3-4 valimizde vatandaş artık fazla durur mu, ne zaman gider? İnşallah çabuk gitmez gibi dualar etmeye başladı. Ben şimdi bütün tepkiler o. Yani eskiden validen şu okula baktı mı, şuraya baktı mı, şu vali görse belki bir şey olurdu gibi böyle bir heyecanlanıyordu vatandaş. Şimdi o vatandaşın o heyecan gitti. Bu vali Sakarya'da ne kadar durur? 3 ay mı durur, 5 ay mı durur, 1 sene mi durur? Böyle bir tepkiler almaya başladım. Hatta yazdığım haber altında gelen tepkilerin hepsi o. Yani bir tane ele ayağa dokunacak böyle bir tepki yok normalde, yani artı bir yok. Hep ne zaman gider, fazla durur mu, fazla kalır mı? Çünkü son zamanlarda bizim Akkez İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi, Akkez İlçe Emniyet Müdürlüğü de öyle bizde, 100 binlik nüfustaki İlçe Emniyet Müdürlüğü de, bizim orası şey bölge, uğrak bölgedir. Gelir konarlar, göç alanını tespit eder giderler. Bizim Akkez İlçe Emniyet Müdürlüğü budur. Yani, evet. Göçmen kuşlar gelir ya bir yere, evet, konar, evet. Sonra tespit eder gider. Bizim Akkez'i İlçe Emniyet Müdürlüğü de öyle son aşağı yukarı 8-10 yıldır. Son zamanlarda Sakarya Valiliği de böyle bir durum aldı. Ben biraz da bu kurumların itibarsızlaştırıldığını hissetmeye başladım bu konuda. Rahatsız olmaya başladım. Yani bir vali, bir kaymakamlık, ilçede kaymakamlık, ilde vali en üst noktadır, en tepedir, zirvedir. Orada oturan kişi de onun tebaası da ona bir değer vermeli. O makama bir değer vermeli. Bu tür konuşuklar beni gerçekten rahatsız etti. Yani bir Sakaryalı olarak işte ne zaman gidecek? Yani ne yapacak, ne edecekten ziyade işte bu yeni gelen valinin nerelere işte doğaya mı daha çok hizmet eder, şuraya mı hizmet eder, sanayiye mi hizmet eder falan filan, çevreci midir falan filan tartışması olurken, şimdi o tartışmaların hepsi kalktı gitti. Ne kadar durura kaldık? İnşallah uzun süre durur. Çalışkan da bir validir inşallah. Çünkü ilk defa ben adını duydum. Böyle pek popüler bir vali. Rahmi Doğan. Rahmi Doğan, evet. Pek popüler vali. Yani bir adı işte adı o kadar. Olumsuz yani işte deprem bölgesinde bir olumsuz olay yaşadı. Onu onlar hatırlıyoruz. Yoksa evet. Milletvekili adayı oldu. Alaaddin abi, yanlış anlamadıysam sen
eski vatandaş özlüyorsun, eski valiler özlüyorsun. Yani vatandaş valinin önüne çıkıp, sayın valim sularımız akmıyor, sayın valim okulumuz eksik, sayın valim hastanemizde şu sorun var demesini bekliyorsun galiba. Demesini bekliyorum. Evet, yani evet. Bir de şunu merak etmesini bekliyorum. Acaba bu gelen yeni vali çevreci midir? Çevreyi evet. mi kurur? Bu yeni gelen vali sanayici doğacı midir? Mıdır? Doğayı mı korur? Evet. Sanayici midir? Sanayiyi mi korur? Turizm aşığı mıdır? Turizme mi yönelir? Dağlarda gezer diye mi? Bu, ormanlarda bunlar gezer konuşulması mi? Gerekirken tek konuşulan kelime ne kadar kalır? Kaç ne gün kalır? Gel? Kaç ay kalır? Kaç yıl kalır? Durur mu? Gider mi? Bütün tepkilerin tamamı bu. Yani bir tane başka türlü tepki yok. Tepkilerin tamamı, haberin altına gelen yorumların tamamında veya sosyal medyada paylaştığımız yerdeki yorumlu gelen yorumların tamamında bu ne kadar durur? Yani yurt dışında yaşayan Akkızıllılar bile artık bunu öğrenmişler. Onlar bile onun altına yazmışlar yani. İnşallah evet. durur. İnşallah kalır. Evet. İnşallah kalır. Hani bir kıssas da nasıl bir kıssastır bilmiyorum. Çalışan da gitti, çalışmayan da gitti bu ara. Yani Sakarya vali olarak atanan. Çalışan da gitti, çalışmayan da gitti. Hani bir kıssas olur. 6 ayda zaten ancak birbirini tanıyor. Yani. Halkın sevdiği bir vali vardı. O da gitti. O da gitti. Yani neye göre kısas bu valilik kalması gitmesi? O dediklerin biraz da özel idarelerin kapanmasıyla ilgili galiba abi. Beklenti kalmadı. Yani bütçeleri yok. Ama yine de ilim valisi şeydir, taşıyıcıdır. Evet, elbet. Toparlayıcıdır, taşıyıcıdır. Yol göstericidir. Bakanlıkları temsil eder. Tabii bakanlıkları temsil eder. Bakanlıklardan alabileceği bir şey varsa ile getirir. Tabii. Veya ildeki idarecileri buna yönlendirir gibi. Tabii güzel görevleri var ama yaparsak. Şimdi burada bir araya girmek istiyorum. Hendek bu sıkıntıyı yaşadı. Sayın Vali Çetin Oktay Kaldırım zamanında nitelikli istihdam merkezi ve kütüphanenin temeli atıldı. Valilikle ortak yapılan bir projeydi. Sonra Sayın Kaldırım gittikten sonra Sayın Yaşar Karadeniz geldi. Onun zamanında da biraz yapıldı. Tam bitti bitecek derken Sayın Karadeniz de gitti. Şimdi Rami Doğan geldi. Yani tabii projeleri de etkiliyor. Açılış kurdelesini etkiliyor. Valilerimizin erken gitmesi. Açılış kurdelesini keser herhalde. Evet herhalde Sayın Doğan'a nasip olacak Hendek'teki evet. bu projenin kurdelesini kesmek. Evet. Geçen hafta siz aylık programlarını getirmiştiniz. Bizimki geç olmuştu birazcık. Onu da şey yaparsak Akkız'daki aylık programını verebilecek misin? 4 Akkız'da 4. Evet Akkız'da. Evet Akkız'da aylık haftası nedeniyle Akkız Belediyesi'nin düzenlediği bir tören 35 yıl esnaflık yapmış kişilere plaketlendirildi. Sayın Milletvekilimiz Kocacık da bu ara sık sık geliyor Akkızı'ya. Burada da bizi yalnız bırakmadı. 35 yıl hizmet etmiş esnaflarımıza. Burada plaket takdimi oldu. Burada plaket takdimine ilçe kaymakamımız Mustafa İkbal Eşki, belediye başkanımız Bilal Soyukan, Milletvekilimiz Kocacık, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı, AK Parti ilçe başkanı, oda başkanları, belediye başkan yardımcıları katıldılar. Programın sonunda da bir pilav, aylık pilavı evet. ikramı oldu. Böylece tabii hoş bir şey. Yani ilçede esnaflık yapıp belli bir yaştan sonra sizi çağırıyorlar ve biz 35 yıl hizmet ettiniz işte, 40 yıl hizmet ettiniz, teşekkür ederiz deyip bir plaket veriyorlar. Plaket onurlandırıyorlar. Vermesi, tabii gururlandırıyor. Evet. Onlara gidiyor. Evet. Odasını bir kenarına asıyor. Tabii. Güzel şeyler. Bunların her ilçede oluyordur muhakkak. Ben öyle zannediyorum. Her ilçede oluyordur bu programlar. O konuda Hendek'te esnaf odası seçimlerinde oldu. Onun haricinde plaket şeyi aylık haftasında bir program aylık haftasında yok yani. Yok düzenlenmedi yani. Biz evet, bunu geçmiş yıllarda olmuştu bizde. Evet, bu yıl düzenlenmedi. Biz de kısıtlamasız her yıl plaket falan verilmişti. Her yıl aylık haftasında yapılıyor. Aylık haftasında yapılıyor. Evet aylık haftasında. Şey değil, aylık haftasında yapılıyor. Geçmiş belediye başkanları da şimdiki belediye başkanı da hepsi bunu aksatmadan bugüne kadar getirdiler. Geleneksel oldu yani. Tabii işte biri 50 yıllık dedi, biri evet. 40 yıllık dedi, biri 30 yıllık, 35 yıllık dedi ama programı yaptılar. Evet.
herhalde bundan sonraki 25'e düştü müydü, bize de bir plaket verirler herhalde. Biz 25 seneyi doldurduk mesleğimizde. İkinci mesleğimizde. Evet. 25 seneyi doldurduk. Herhalde bize de plaket verirler. Tabii sizde. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Biz de ona hak ederiz artık. 60'lar olduk. Mesaj yerine yani. Gitmiştir eminim. 60'lar olduk. Yok, mesaj vermek için değil. Genelde yok, mesaj da almışlar. Çok güzel. Yok, bu işi çok güzel organize ediyor Akkazı Belediyesi. Bu konuda evet. Gerçekten esnafları çok az unutulan esnaf oluyor. İlla ki 3000 esnaf var Akkazı'da. 3000 üzerinde esnaf var. Yani bunu seçerken unutulmuş olanlar da olabiliyor ama bir yerde unutulmuşları diğer programda, gelecek yılki programa illa ki ama gazeteci esnaf mı? Alıyor. Fikir işçisi. Ama iş, ahilik yani iş yapıyoruz sonuçta. Ama yani. Bize emekli ederken fikir işçisi yazıyordu. Bence gazeteciler cemiyetleri versin size. Bize de. Vallahi biz notumuzu aldık. Biz bize de. Notumu alıyorum ben. Tamam. Yani 35. yıl plaketi. Bunu bütün meslek dalları yapması lazım. Tabii, yani. Doğru. Her kongrede atıyorum. Doğru, yani hiçbir doğru. Yerde yoksa da bir doğru. Kongrede veya bir iftar yemeğinde veya bir yerde öyle bir toplantıda veya gazeteciler gününde mesleğinde belirli bir yıl aşmış. Evet, evet. 30 yıl, 40 yıl neyse aşmış. Evet. Gazeteciler... Bu görev bende. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı olarak. Evet, evet. Bu görev gazeteciler... Biraz da tabii duyurmuş olduk. Yani. Evet. Bak hemen buradan evet. Duyurduk ya. Yani. Sedat Bey'e cevap vermem. Gazeteciler esnaftır. Esnaf odası üyesiyiz. Kestiğimiz faturalar vergi dairesinde. Evet, vergi mükellef olunca. Yok, ve... patronlar esnaf ama evet. Çalışanlar işçi. Yok, fikir, haber sitesi olanlar, işçisi. Haber sitesi olanlar da aynı fikir şekilde. Fikir işçisi olarak evet. Geçeceğiz maalesef. Evet. Yani bir nevi de biz patrondan sonraki patron oluyoruz yani. Haber sitelerimiz olduğu küçük için. Küçük patronlar diyelim abi. Küçük patronlar. Evet, küçük patronlar. Esnafa giriyor. Küçük patron da evet. İş adam olmuyor yani. Yani doğru. Esnafa giriyor. Doğru. Evet, Sapanca. Evet, Sapanca. Madem şeyden gidiyoruz, bizde itfaiyeciler haftası ile ilgili bir görselimiz var. Evet. 25 Eylül 1 Ekim tarihleri. Bir önceki sadece fotoğrafı alalım. Ne dedik? 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan itfaiye haftası işlendi. Toplu fotoğraf olacak. O fotoğrafı alabilirsek görüntüyü bir sonra alalım. Evet. Sapanca İlçe İtfaiye Grup Amirliği'nde malum İtfaiyeciler Haftası'ydı geçtiğimiz gün. Bugün bitti. Geçtiğimiz yıllarda İtfaiye Haftası münasebetiyle ilçede bulunan grup amirliğine ziyaretler gerçekleştiriliyordu. Fakat bu hafta kimse gelmedi. Diye bilgi aldık. Fotoğrafta gördüğümüz. Bu ekranda kalsın lütfen. 12 nolu Sapanca Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi, Sapanca Özel Hak Otobüsleri İşletmesi Kooperatif Başkanı Rıdvan Keskin ve yanındaki arkadaşımız da Yunus Genç Başkan Yardımcısı. İtfaiye haftasını olduğunu nereden gördüler, duydular bilmiyorum. İtfaiyeye gidip tatlı ikramında bulunmuşlar. İtfaiyecilik haftasını kutlamak üzere kahramanlarımızı tebrik etmişler. Orada da başka kimsenin gelmedi, odaya çıkmış. Evet, orada. Maalesef hafta boyunca kimsenin haftayı kutlamadığını öğrenmişler. O ara hemen ben de bölgeye yakındım, gidip fotoğrafladım. Gitmişken de yine görüntü aldım. Görüntüyü de birazdan işleyeceğiz. Başkan Keskin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye grup amirini ziyaret ettikte. Ziyarette nöbette olan kahraman Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye grubundaki görevlilerimize tatlı ikramında bulunmuşlar. İşte gündemle alakalı istişarede bulundular. Ziyaretten memnuniyet duyan kahramanlarımız çok mutlu olduk. Bu sene kimse kutlamamıştı. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık ifadelerini kullanırken biz buradan TV264 ailesi olarak biz de kahramanlarımızın itfaiyeci haftasını kutlayalım. Görevlerinde başarılar dileyelim. Allah güç kuvvet versin hepinize diyelim. Ve ikinci görüntüye geçebiliriz. Burada aslında geçmiş dönemlerde bu ziyaretlerin atlanılmaması gerekiyor. İtfaiyedeki çalışan kahraman arkadaşlarımız herkese lazım. Evet. Motivasyon lazım. Bunlar çalışma azmi lazım. Tabii, yani tabii. Bunların motivasyonunu çok yüksek tutmamız lazım. Zor şartlarda görev evet, yapanlar. Evet. Çok zor şartlarda. Hatta bugün yani. Şimdi programa gelmeden önce de bir yangın vardı. Servis edildi, haberlerde döndü. Orada bile
ciddi yaralanmalara sebebiyet verecek bir durum vardı. Çok şükür sıkıntı olmadı. Yara falan olmadan herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Şimdi gelelim bu görüntünün devamına. Burası işte itfaiyemizin olduğu yer. Malum Kuşay'ı geldi. Yangınlar çoğaldı. Bugün örneğini de yaşadık. Yine bungalov tesisi diyelim. Büyük bir işletme yapılıyor. Bu tesise bağlı restoran tarzı bir alanda yangın çıktı. Ekipler geldi, müdahalesini yaptı. Ama ne kadar kısa zamanda yanan yerin küle döndüğünü sevgili izleyiciler haberleri takip ettilerse oradan görebilirler. Çok kısa zamanda alevler çabucak büyüyerek ciddi anlamda tahribata sebebiyet verebiliyor. Hatta can kayıpları bile olabiliyor. Dolayısıyla konuyu buraya getirmemizin sebebi de şuydu. Görüntülerde göreceksiniz. İşte burada dursun lütfen görüntümüz. Araçlarımıza bakalım. Son model bir araç değil. Bir önceki görüntüyü alabilirsek ekran sabit kalsın sevgili reji. Yani o araçlar çok eski bir araç. İtfaiyenin göründüğü. İtfaiye araçlarının olduğu görüntü olursa ekranda. Evet, tamam, burada kalsın lütfen. Şimdi araçlarımız gördüğünüz gibi çok yeni bir araç değil. Yani 80, 90 artık 2000 model mi neyse. Yani belki kuvvetli araç olabilir ama günümüz şartlarında bu araçlar bize yetersiz. İlçemize yakışmıyor bu araçlar. Şimdi kaldı ki yüksek mahallelerde kar olacak. Yağmur çamur olacak. Dolayısıyla daha donanımlı, daha kuvvetli, daha yeni araçlara ihtiyacımız var. Araçlarımız mesela en arkada görünmeyen bir araç var. Ekranın dışında kaldı biraz mesela. O biraz daha modelli, daha donanımlı. Bunun ayarında yine ilçemize yakışır bir araçları talep ediyoruz. Bir de yine bölgesel olarak görüntüyü döndürebiliriz. Görüntüye yansıyan alan da itfaiyenin, daha önce de işlemiştik, itfaiyenin kendi alanı. İlçemize hiç yakışmıyor. Bu alanın bir an önce revize edilmesi lazım. Yani buraya yakışır bir itfaiye amirliği grup binası, yakışır bir garaj. Yani buradaki itfaiye personeli şu gördüğünüz asfalt üzerinde spor yapıyor. Yani günlük yapması gereken spor, hani meşhurdur itfaiyeciler, voleybol falan oynarlar sürekli kondisyonda kalmak için. O zeminde oynanıyor. Burası da küçücük bir çimenlik bir alan ve arkadaki görünen prefabrik barakada. Barınmayar mı burası? Evet, burası itfaiyenin kendi oturma yeri ve arka tarafında da yatakhanesi var. Yani maalesef baraka bildiğimiz, evet, prefabrikte yapılmış baraka. Yani ilçeye hiç yakışmayan. Yani tamam, görünümü falan gayet nizami, temiz, işte kaplamalarla falan böyle diri tutulmaya çalışmış olunsa da ilçemize yakışmayan bir itfaiye grup amirliğimiz var. Buradaki binanın bir an önce revize edilmesini talep ediyoruz. Ve araçlarımız donanımsal olarak da yeni modelli bir araçlarla ilçemize yakışır bir itfaiye grup amirliğine gelmesini temenni ediyoruz diyorum. Sözü size bakıyorum. Teşekkür ederim. Evet, Kaynarca Sadık Bey. İyi akşamlar tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Valilerden bahsettik. Çevreci, evet, valiler ve sanayici valiler. Şimdi Kaynarca'da iki organize sanayi bölgesi genişleme talep ediyor. Dolayısıyla bu bölgelerde topraklarının gitmesini istemeyen çiftçiler var. Ve bu genişleme olmazsa bizim organize sanayi bölgemiz işlevsiz kalır, yeteri kadar işlev yapamaz diyen sanayiciler var. Pazar günü Sayın Yeni Vali Rami Doğan Kaynarca'ya geleceği söylenmişti. Sonra o akşam iptal oldu, cumartesi günü akşamı. Organize sanayi bölgelerine gelecek mi diye bilemiyorum ama ilk açıklaması sanıyorum ben sağ adam olacağım, organize sanayileri gezeceğim gibi konulardan bahsettim. Şimdi mobilyacılar organize sanayi bölgesi 2 hafta önce yaklaşık 1300 dönümlük bir alanla ilgili genişleme sahası talebi İl Toprak Kurulu'nda görüşüldü. İl Toprak Kurulu reddetti. Genişleme sahasını reddetti. Gerekçesi ne bilmiyorum ama işte 40 parseliniz var, bunun 5'inde faaliyet gösteriliyor, 4'ü deneme üretimine başladı ama işte geri kalan 30 parsel niye
bitmeden, inşaatlar bitmeden, ki hepsinde inşaat var. Evet. Niye bir o kadar daha genişleme sahası istiyorsunuz denilmiş olabilir. Oralar görece kayran toprak denilen yerler ama tabii köylünün genel talebi çiftçilikle uğraşanlar gitsin istemiyor. Ama yine de ciddi bir bölümü bizim topraklarımız değerinde satılırsa biz destekleriz de deniyor. Geçen hafta organize sanayi bölgelerine gittiğimizde işte ekranda görüldüğü gibi mobilyacılar organize sanayi bölgesi genel müdürü Fikret Arslan, ki tecrübeli bir organize sanayici, bizi orada bilgilendirdi. Biz oraya Profesör Doktor Rıfat Altaylı ile gittik. O da bize bazı konularda danışmanlık verecek, yol gösterici olacak. Kendileri organizenin girişine mobilyacılarla ilgili bir çarşı yapacaklarını söyledi. Ama 40 parselde 40 sanayicinin yetmeyeceğini, en az bir 60 sanayici de gelirse İnegöl'le rekabet etme şanslarının olacağını, teşhir alanları da. Tabii İnegöl'le rekabet etme şanslarının olacağını, yani Kaynarca'ya gelecek alıcıların ya da iş yapmak isteyenlerin geldiklerinde çok sayıda firma olduğunda Kaynarca Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesi'ne çok daha verimli olunacağını belirttiler. Bu haklı bir talep. Ama bununla ilgili maalesef olumsuz şeyler de duyuyorduk daha önce. Yani niye engelledikleriyle ilgili çevrecilikten değil de başka nedenlerle engel olunduğuna dair bazı iddialar var. İddia düzeyinde olduğu için bunları burada söylemek istemiyorum. Belki ileride bir konu olursa açılabilir. Diğer organize sanayi bölgemizde Makinacılar Organize Sanayi Bölgesi. Burası çok daha büyük. 3150 dönüm alanda. Onlar da bir o kadar daha genişlemek istiyor ve Kaynarca ilçe merkezinden aşağı yukarı Adapazarı sınırına kadar bir Makinacılar Organize Sanayi Bölgesi oluşacak. Uzay sanayi, savunma sanayi, makine sanayicileri 20 binin üstünde istihdam öngörülüyor bu bölgede. Yeni yapılan alanlarla belki bu 30 bine 40 bine çıkacak. Kaynarca Belediyesi de bunlarla ilgili bir çalıştay ve kent konseyi kurmayı planlıyor. Geniş katılımla kararlar almak için. Bunu da bir dahaki turda konuşalım. Evet, hemen organize demişken aslında burada biz Akyazılılar bunun çok şeyini çektik yani. Evet. E5'ten girin. İzmit'ten sonra, İzmit dahil. İzmit'ten sonra gelin. Hep sanayi, organize sanayi. Sanayi arazisi. Ama G5'e geldiğinizde, yani Akyazı sınırlarına girdiğinizde sanayi bölgesi kalkıyor. Nereye kadar? Hendek sınırlarına kadar. Hendek sınırına kadar sanayi yok. Hendek sınırından sonra sanayi gene başlıyor. Yani Akyazı'ya bir türlü bu sanayinin yolunu açmadılar. Evet, geçmiş. Orayı bir atlıyor. Yani eğer tarım toprağıysa, değerli tarım toprağıysa, yavaş, ya burası tarım toprağı da burası değil mi? Evet. Yani buraya verdiğin şeyi bir adım öteye niye vermiyorsun onu da anlamış değiliz. Çok farklı parametreler dönüyor. Çok acayip bir durum var. Şimdi lobi biz, faaliyeti, kulis, bunlar yani böyle Arap saçına dönmüş bir şekilde işleyen bir mekanizması var aslında. Ha, bir ara bir kurulacak gibi oldu. Bir OSEBE kurulsun oldu. Orada da birkaç tane zengin, kurnaz zengin yeri toplamış. Evet. Kaymakam Bey'i yönlendirmeye kalktılar oraya. Tabii, o kaymakam da filmi anladığı için o tuzağa düşmedi. Allah selamet versin. Şu anda başka bir yerde görev yapıyor. Başarılı bir kaymakamdı. Allah yolunu bahtını açık etsin. Ora engel oldu. Çünkü bizde öyle bir şey yok. Yani bizde köylüden toplayıp da biz pahalıya satarız. Yok, bizimki farklı. Bizde şimdi o sebep kurulacak. Nere kurulsun? Nere kurulsun da hemen iki tane, üç tane zengin toparlamış bir yeri. Kurnazlar. Tabii şehrin kurnazları toparlamışlar bir yer. Buraya olsun. Kaymakam Bey oraya, iş adamları bunlar ya, saygınlar ya. Kaymakam Bey de onları dinleyecek, tamam diyecek. Ama Kaymakam Bey gerçekten halk adamıydı o giden kaymakam. Şimdi ismini versem polemik olacak. Polemik olmasın diye ismini vermiyorum. Ama Akyazılılar bunu biliyorlar. Ege'ye gitti değil mi?
Tamam. Yok yok, Ege'ye gitmedi. Ege'ye gitmedi. Bayağı bir gezdi. Bayağı bir gezdi ama şu anda Karadeniz bölgesinde bir yerde. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Kaynarca'da Fikret Bey'e, değil mi? Fikret Arslan. Fikret Arslan. Hem de ikinci OSB'de bayağı hizmetler kurucu, oldu. Kurucu, evet, orada kurucusu da. Bayağı da mücadele etti. Çalışkan bir bürokrat. Evet, sağlam evet. Yönetici. Evet. Şimdi mobilya organize sanayi bölgesiyle ilgili 15 gün önce o taleplerini 1300'den 1200'e çektiler. Bir daha ilk toprak kuruluna başvuruldu. Toprak kurulunda görüşülecekti. Evet. Sayın vali görevden alındığı için o görüşülemedi. Kaldı öyle. Vali vekili de o riske girmedi herhalde. Girmedi. Çünkü siyasi çekinceleri de var galiba bu konunun. Tabii ben de vali vekili olsam ben de valinin girmediği işe ben evet, de girmem yani. O da eski Kaynarca Kaymakamımız Ersin Emiroğlu. O da evet. Biliyor konuları. Evet. Evet. Yeni valiye bıraktı sanıyorum. Belki önümüzdeki haftalarda Rami Doğan da yeni valimiz o konuda kararını verecek. İnşallah. Merakla bekliyoruz. Yani ilçe için çok önemli bir karar olacak. Ya Kaynarca gerçekten çok geri kalmış, çok bakir kalmış bir bölge. Ben ilçelerin hepsini aşağı yukarı geziyorum ama Kaynarca'ya gittiğimde sanki böyle bir Orta Anadolu'nun bir beldesi gibi bir şey geliyor gözümün önüne yani. Evet. Bugüne kadar bir türlü oraya bakılmamış. Kasaba desek saygısız olmaz değil mi? Bir şekilde evet. Sahip çıkılmamış. Yok zaten kendi aramızda Kaynarca 1960'da ilçe oluyor. Kaza ile kaza oldu diye espriler yapıyorlar. Kaza ile kaza. Kaza güzel bir evet kaza ile kaza. Ama gerçekten genişleyebilecek çok imkanları, alanları var. Yani onu şimdi bu söylediklerimizden siz bir şeyler çıkartırsınız. Biz Akyazı yeğendeyiz. Çok rahat sollarız yani. Sapan şeyle sollarız. Turizmde de, sanayide de. Gerçekten bu. Şey, Kaynarca'nın sahilini ben... Çünkü bir, biliyorsunuz bir Kuzey Marmara Otoyolu var dibinden geçiyor. Ayrıca Şile, Ava, Kandıra üzerinden yeni keşke bir otoyolla Karat yoluna evet. Bağlanıyor. Düşün Kaynarca biraz büyüdü. Kuzey yani, Anadolu'dan evet. Da bir ona bir çıkış verildi. Evet. İlçe yani başı uçtu gitti işte. Uçtu tutamazsın. Gitti abi. Tutamazsın yani. İşte o İstanbul'a en yakın deniz. Evet evet. Kuzey Marmara'yla en yakın deniz. Deniz. Tabii canım. En bakir deniz. En bakir deniz. 8 kilometre sahil. Ya inan var ya. Türkiye'nin en geniş sahili. Altın sarısı kum. Evet. Hiç dokunulmamış. Sadece üzerine çadır kurulmuştur. Başka derin bir şey olmamış. 500 metreye varan bir kum var. Evet var var. 8 kilometre devam ediyor. Evet, devam ediyor. Kadar. Ben geldim gezdim orayı. Hatta dedim ki ya burada bir eşim dostum olsa, bir akrabam olsa da, bir tanıdığım olsa da. Biz varız abi. Burada bu sahilde bir ufak kulübe de olsa, barakadan da olsa bir kulübe yapsam, bir iki ay gelip burada yazın kalsam diye. Bir şey. Yani ne kadar güzel. Sedat Bey bir şey sorabilir miyim? Sağanak yağış oldu. Kaynarca ikinci sağanak yağış bakımından günlük yağışta en fazla metreküp olarak. Nasıl etkiledi mi sağanak yağış Kaynarca? Son yağış etkilemedi. Son yağış etkilemedi. Yani bekliyorduk. Toprak çekti onu. İyi, çok güzel. Kaynarca'dan denize giderken bir tane bir dere vardı. Devamlı yağmur yağdığında taşıyordu. Oradan geçilmiyordu. Evet. O dere hala aynı şekilde mi? O dereyle ilgili ıslah çalışması olacak. Onu da konuşuruz. Olacak. Olacak. Olmadı iyi. Yani. Olmadı. Geçmiş yönetimlerde yapıldı 10 yıl önce. O dönemin belediye başkanı ihale edilmişti Devlet Su İşleri tarafından. Yanlış yapılmış. Sele engellemedi. Şimdi bir kez daha para harcanarak genişletilecek. Ama o bölgedeki mülk sahipleri yani Kaynarca Çevre Yolu'yla Seyran Deresi arasında ticari alan veriliyor ve rekreasyon alanı yapıldı. Rekreasyon alanıyla böyle işte yürüyüş yerleri, oturma alanları, bisiklet yolları ve ticari alanlar. Oradaki arsa sahipleri de bir iki katına çıkacaklar. Çıkar. Yani buradan seslenmek lazım. Satmasınlar yerini. Evet. Çok yakın gelecekte o hem dere ıslah projesi yapılacak. Bugün Devlet Su İşleri yetkilileri belediyeye gelerek başkan ve başkan yardımcılarına briefing verdi imar işlerindeki arkadaşlarla beraber. Hemen KJ'ye ekleme evet. Yapalım. Kaynarca'da yerlerinizi satmayalım. Satmayalım. Evet, Sedat Bey'in söylediği yerler, özellikle yeri olanlar önemli. Kaynarca'daki yerler o bölgede yani çok kısa sürede birkaç katını artar, diğer bölgelerde sürekli bir çıkış içinde olacaktır. Evet. Doğru. Ama şuna dikkat etmek lazım. O sahilde büyüme başladığı zaman karasu gibi olmasın. Çok planlı çok binalı, evet. Çok yüksek evet, binalar, evet. Çok değil. Yani biraz yarım yatay mimari, tam yatay yapamazsın da yarım yatay mimari
Yani iki katı, üç katı geçmeyecek şekilde bir şey uygulanması lazım. Arazide geniş yapılabilir. Çünkü adam triplex yapacaksa. Ve bir bölge 250 metrelik alanda, bir tarafta deniz var kuzeyde, güneyde Acarlar Longozu geçiyor. Evet. Acarlar Longozu'nun da gerçek bölgeleri. Harika bir bölge. Sonra kaynarca Acarlar Longozu'na da sahip çıkamadı. Evet, evet, çıkamadı. Orada da bir sıkıntı var. Evet. Yani çoğunluğu sizde ama kaymak başka yerde. Şimdi Ersin Emiroğlu döneminde vali yardımcımız, kaymakamken bir çalıştay yapıldı. O çalıştaydı, aslında çok başarılı bir çalıştaydı. Hı. Ama daha sonra gelen Karasu Kaymakamları oraya tesis yapılmasını sağladı. Ve orası Acarlar Longozu olarak. Zamanında Doğan Haber Ajansı'ndan birçok haber geçiyorduk. Evet. Önce Kaynarca'daydı, sonra Karasu. Alakın abi oradan yer alabilir. Kaynarca'ya ilgisi çok yüksek. Bekliyoruz. Evet. İnşallah. Evet, Hendek. Hendek'te okul ziyaretleri, ilçe milli eğitim müdürü okul ziyaretleri yaptı, bayağı da ziyaret yaptı. Hendek 6. Hendek ilçe milli eğitim müdürü Umar Çekiççioğlu okulları ziyaret ederek öğretmenlerle Türkiye 100 yılı marif modeli ve yeni eğitim öğretimde yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Öğretmenlerin düşüncesini aldı. Okulların acil olarak çözülmesi gereken sorunlarını not aldı. Tabii diyorlar güzel, kulağa da hoş geliyor. Türkiye 100 yılı marif modeli. Tamam. Abi şey olarak çok küçük bir etkiliyor bir şey insanı. Ekleyebilir miyim burada? Sosyal medyada şey caps'leri çok dolanıyor. Bu marif modelde nane, anne, anne, nane modları çok var. Espri konuları da oldu bunlar. Yani kulağa hoş geliyor ama maalesef eskiye göre değişen bir şey yok. Okulların sorunları devam ediyor. Burada dile getirmiştik. Hendek Anadolu Lisemiz var. Yıkılmıştı. Binası bitti dendi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz yeni binada eğitime devam edilecek dendi. Biz buradan da müjde vermiştik zaten. Fakat maalesef müteahhitle herhalde yerine getirmedi sözleşme şartlarını. Uzadı. Fakat burada öğrencilerimiz mağdur edildi. Servis ve yemek sorunu var. Bir de şöyle bir şey var, yani velilerin söylediği, okul aile birliğinin yöneticilerin söylediği bir konu var. Yıkılan okulların öğrenciler için servis ve yemek için bir bütçe ayrılıyormuş. İl Milli Eğitim Müdürü herhalde. Geçen hafta ben istemiştim, bizim de böyle bir başımız vardı hatırlarsanız. Evet, aynı. Evet. Aynı sorun Hendek'te var. Bu okulda yani yeni bina bitti, 2024-25'e başlayacağız diyerekten o bütçe oluşturulmamış. O bütçe oluşturulmayınca da servis ve yemek sorunu ortaya çıktı. Ve gerçekten öğrenciler mağdur ve aldığım bilgiye göre salı günkü AK Parti toplantısında, ilçe toplantısında danışma olan toplantılar yapıyorlar kendi aralarında. Bunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne direkt toplantıdan telefona ederek ulaştırıldı. Ve bu konuyla ilgili gerekli çalışmanın yapılacağı şeklinde bize bilgi geldi. Şimdi Alaaddin abi valilerden bahsetmişti. Ben hani doğru diyor, eski vali profili ve eski vatandaş profilimiz de yok. Valinin önüne çıkıp velilerimiz, aslında belki de haberleri yoktur, haberleri olan da belki cesaret edememiştir, çıkıp da bu durumu anlatsalar, vali bey belki bugün olaya müdahale eder, sorunu kökten halledebilirdi diye düşünüyorum. Tabii okulların, merkez okulları yanında merkeze uzak olan okullarımız var. Uzak mahalle dediğimiz, köy kalktı artık, köy diyemiyoruz. Bu okullarımızın da sorunları var. Merkezdeki okullarla ilgilenirken uzak mahalledeki okulları da ihmal etmeyelim diyoruz. Çünkü gerçekten merkeze göre oradaki öğrencilerin eğitim, öğretimi zorlukları var. Bu zorlukların bir an evvel çözülmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekiyor. Evet. Bir de bizim ilçe sağlık müdürlüğümüz var. Burada evet, defalarca program yapıyoruz. Programlarda da yapmış oldukları çalışmaları biz söylüyoruz. 7 numaralı görüntü. Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışmalara ve projelere devam ediyor. Çağın hastalığı olan Alzheimer ile ilgili güzel bir program yaptılar. Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla 25 Eylül 2024 tarihinde Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda Unutursam Hatırlat temalı bir seminer düzenlendi. Seminer
Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü, Hendek Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği işbirliğinde gerçekleşti. Katılımda bayağı iyi katılım oldu. İlçe Sağlık Müdürü, uzman doktor Fulya Aktan Kibar, belediye başkanı işleri dolayısıyla katılamadı. Yerine Hasan Altuntaş, başkan yardımcısı katıldı. Yine belediyenin sağlık işleri müdürü Sayın Kemal Atala. En önemlisi Profesör Doktor İlhan Varak, eğitim araştırma hastalığı nöroloji uzmanı Özlem Tutuk katıldı ve çok güzel de Alzheimer ile ilgili bilgiler verdi. Program başlamadan önce gerçekten resmi bir programmış gibi bir program yapıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı program. Bu da yani projenin, bu programın ne kadar ciddi ve ne kadar önem verdikleri ortaya çıktı. Gerçekten klinik bulguları hakkında bilgiler verilmesi, Alzheimer'de özellikle hasta bakımında danışmanlık almanın önemine değinildi. Ana tema da o yöndeydi. Yani bunun artık kaçınılmaz. Hemen hemen neredeyse yaşlı kesimin yarısından fazlası bu hastalıkla karşılaşacak, yüz yüze gelecek. Bununla ilgili bilgiler verilmesi, klinik bulguların anlatılması ve en önemlisi hasta bakımında danışmanlık almak. Çünkü Alzheimer hastalarının bakımı çok zormuş. Evet. Hani hasta sahipleri söylüyor bunları. Hiç bırakmayacaksın. Hep takip edeceksin. Hep takip edeceksin. Hep takip. Sürekli. Allah onlara da kolaylık versin. Ben İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü buradan Fulya Hanım'ı ve projenin yapılmasını emeğe geçen uzman hemşire Deniz Çiftçi Hanım'ı ben yapmış oldukları bu önemli programdan dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Programın sonunda da plaket ve teşekkür belgeleri verilerek unutursam hatırlat seminerinin bir anısı kalsın diyerekten güzel de bir program oldu. Sağlık olunca akan sular duruyor. Her şey, her şeyin başı sağlık. Ama ruh sağlığı da çok önemli. Alzheimer onun için çok önemli ve önemsedi Hendek bunu. Katılım da yüksekti. İnşallah diğer ilçelerde bu şekilde çalışmalarına devam eder. İşte sağlık müdürlükleri eskiden pek ortada görünmüyordu ama son zamanlarda ilçe sağlık müdürünün görevleri birden çoğaldı. Aslında varmış bu görevler ama evet. Biz bilmiyormuşuz işi. Ama bir tanesi geliyor, işte bir tane müdür geliyor. Bunu sana gösteriyor. Evet. Bunu sana gösteriyor yani. Bizde de hep Akyazılı olsun, işte o şey var ya, biz hemşericilik değil ruhu. Ya Akyazılı olsun da getiriyorsun, Akyazılı'yı kalkmıyor yerinden abicim, o çalışmıyor. Evet. Çalışmıyor. Yani hiç tanımadığımız 40 ilk defa Akyazılı'ya gelen bir müdür atanıyor. Öyle bir işler yapıyor ki. Yani neler varmış bunun altında? Ne gibi görevler varmış? Ne gibi yetkileri varmış? O zaman öğreniyoruz. Yani kadın başına gelmiş Akyazı'da, mesela bizim Feriz diye giden Gülşah Hanım. Evet. Gülşah Yılmaz. Her hep söylerim. Söylüyorsunuz, evet. Yani Akyazı'dan bunu gasp ettiler. Gasp ettiler yani. Siyasete kurban gitti. Gasp ettiler kendisini. Onun için bu kadıncağız gelene kadar biz Akyazı'daki İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ne işe yaradığını bilmiyorduk. Ha, birisi orada İlçe Sağlık Müdürü'ydü. Grup Başkan Vekili'ydi. Eskiden biliyorsun. Evet. Bir kartvizit vardı. O kartvizitten geziyordu adam. Grup Başkan Vekili veya İlçe Sağlık Müdürü. Sağlık Ocakları kapatıldı. Geziyordu. Şimdi bu kadın geldikten sonra biz dedik ya, bu müdürlüğün ne kadar çok işi varmış da biz görmüyormuşuz. Meğer yapılmıyormuş. Gösterilmiyordu. Evet. Yani inan şu anda genç bir kızımız, Şeyda Tok diye genç bir kızımız var. İlçe Sağlık Müdürü. O da bakıyorsun kahvelerde, köylerde toplantı yapıyor. İş yerlerine gidiyor. Orada toplantılar yapıyor. Toplumsallık projeleri. Tabii için, toplumsallık evet. Projelerini anlatıyor. Kanseri evet. Anlatıyor. Böyle anlatıyor. Çok yani, önemli ilçe sağlık müdürlüğü. Tabii. Koruyucu hekimlik açısından. Gerçekten son zamanlarda ilçe sağlık müdürlükleri, bilmiyorum Akyazı'da ben öyle gördüm. Oran da anlatıyor. Evet. Arkadaşlar da burada anlatıyor. Daha böyle hareketlendi. Onun için şunu yapmayalım yani. Ya işte kaynarcalı, insan kaynarcalı dursun da.
Ne olursa ya değil kardeşim. Liyakat sahibi insanlar diyorsun. Yapacaksa tabii kaynarca alırsın ama. İşe eline vermek ama işe eline vermek lazım. Yapacak insana vermek lazım. Evet. Sadece bu işe akkezoludur, bu hendektedir, bu kaynarca alır deyip onu orada tutmanın bir anlamı yok. Çok. Onun için bu konulara biraz daha ilçedeki ilçe halkının dikkat etmesi gerekiyor. Körü körüne böyle bir mikro milliyetçilik yapmaması gerekiyor. Çünkü kim bize hizmet ediyorsa en iyi hemşerimiz bizim o. Katılıyorum. Evet. Ve sağlık gibi önemli konuda. Kim? Tabii canım. Evet, tabii. Çok önemli. Evet. Abi Sake'yi çıkartayım hemen bir çırpıda. Gel. Evet, Sake. Bir numara endeks Sakarya Arama Kurtarma. Sakarya Arama Kurtarma ekibi Sake, AFAD Karadeniz ve Marmara Bölgesi akredite ekipler kamp akreditasyon koordinasyon kampına katıldı. Bursa Kocayaylı'da gerçekleşti bu kamp. Bütünleşik afet yönetimi anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri olası afetlere karşı hazırlıklı olmak ve birlikte çalışma kültürünü güçlendirmek amacıyla AFAD tarafından düzenlenen AFAD Karadeniz ve Marmara Bölgesi akredite ekipler kamp akreditasyon koordinasyon kampını yaptı. Bursa Kocayaylı'da yapılan kampta Sake ekibinin gerçekten kendilerini geliştirecek ve olası bir afette daha fazla hizmet verecek bilgilere ulaştıklarını bizlere kendileri söylediler. Kurumlar arası işbirliği pekiştirmek diyorlar. Bak bu çok önemli kurumlar arası. Çünkü ülkemizde afetler başta olmak üzere doğal afetler veya herhangi bir çalışmada kurumlar arasında bir iletişim kopukluğu oluyordu. Ama son zamanlarda kurumlar arasındaki iletişim birliğinde işbirliğini pekiştirmek çalışması önemli bir çalışma. Bunun da faydalarını önümüzdeki günlerde olası yaşanacak afetlerde Sake başta olmak üzere diğer yardım kuruluşları da yaşayacaklardır, faydalarını göreceklerdir. Meyvelerini de halk olarak bizler toplayacağız. Sake bu önemli oluşuma dernek olarak davet edildi. Yerel yönetim üzerinden sivil toplum konularında geniş bir katılım olunca ne oldu? Kaynaşma oldu. Kurumlar arası bu birleşme, kaynaşma olumlu yansıdı. Kamp dönüşü de moralleri çok düzgündü ve kampta yeni arkadaşlıklar oldu. Dernekler arası, kurumlar arası dostluklar kuruldu. Hatta birbirlerinin eksiklerini tamamlaması yönünde de faydalı bir kamp oldu. Sake'yi ben buradan bir endekli olarak yine teşekkür ediyorum. Gerçekten gönüllü yapılan, ücretsiz yapılan, hiçbir para karşılığı, paranın geçmediği, bila bedelsiz, evet. Ve hatta cepten harcanarak yapılan ve insana hizmet, insan hayatını kurtarmak için yapılan bir hizmet olduğundan dolayı ben buradaki arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Bizler de bu arkadaşlarımızı destekleyelim. Evet. Sadece Sake'ye değil, Kaynarca'da, Sapanca'da, Akyazı'da bu şekilde çalışan kurumları, kuruluşları desteklersek bakmışsınız bir depremde bizim desteklediğimiz insanlar bizi enkazdan çıkaracak. Canımızı kurtaracak. Bunlar evet. Veya sevdiklerimizin evet. Canını kurtaracaklar. Önemli. Önemli. Onları enkazdan atacak. Bunun için ben üstüne basa basa her zaman söylüyorum. Böyle konular olduğu zaman gene söyleyeceğim. Tüm Sakarya'da böyle derneklerimiz, kuruluşlarımız desteklensin diyorum. Evet. Tebrik ediyoruz Sake'yi. Evet. Tüm ilçelerde olduğu gibi yani Sake'nin ayrı bir şeyde önemi de var. Sake önce Hendek'te, sonra Sakarya'da marka oldu. Evet. Çünkü artık Sake'yi Sakarya'da bilmeyen yok. Evet. En ufacık bir olayda bakmışsın Sake'nin arabası orada, Sake'nin elemanı orada. Evet. Sake'yi Sakarya'da tanımayan yok. Da yapıyorlar. Artık evet. Sakarya'da marka oldu. Yavaş yavaş ülke genelinde marka olmaya gidiyor Sake. Bunun için gerek Hendek Kaymakamlığı, gerek Hendek Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, bu tür oluşumlara destek vermeli, evet. Ekipman desteği vermeli. Onların parayla bir derdi yok. Bir takipçisi de olmalı. Ekipman desteği vermeli. Bunları daha yararlı hale getirmeli. Çünkü burada çalışanların hiçbirinin 1 lira menfaati yok, cebinden para harcıyorlar. Cebinden para harcıyorlar, evet. Onun için bu tür insanlara
ekipman desteği yapması lazım. Gerekirse Hendek Belediyesi, öncelikle evet. Hendek Belediyesi, Hendek Kaymakamlığı, sonra Büyükşehir ve Valilik ve iş adamları. Evet. Evet. İş adamları, yani burada bir hayır. El üstünde tutulmalı. Bu da bir hayır tabii. Evet. Bu ekipman desteği vermeli bunlara, barınma desteği vermeli. Bir binaları olsa, ekipmanlar olsa, araç parkları olsa, orada araçlarının bakımları her şey yapılsa. Çünkü her an hazır vaziyette beklemeleri lazım bunların. Sinyal geldi miydi? Hemen harekete geçmeli. Harekete geçmeleri evet. lazım. Onun için bunlara destek verilmesinden yanayım. İnşallah bu desteği de verirler. Bu tür tabi bunda örnek olmuş olur. Akyazı da var bu tür kuruluşlar ama ya, bir türlü kendilerini aşamadılar. Bir yani, programda da konuk ettiniz onları. Konuk da ettim evet. ben burada ama bir türlü kendilerini aşamıyorlar. Yani şeye geçer. Saki açtı kendini. Açtı. Evet. Açtı. Önce Sakarya sonra başka yerlere gitmeye başladı. Hep bizimkiler de gidiyor ama biraz amatörce yapmaya çalışıyorlar işini. Aslında Saki'ye de arada bir gidip onlar nasıl tabii. çalışıyor, nasıl bir yol izledi? Koordinasyonu bir çalışma yapabilirler. Bu ayıp değil. Bilmemek ayıp değil. Evet. Ben Zafer Tokuş'la tanışana kadar kendimi gazeteci zannediyordum. Zafer Tokuş'la tanıştıktan sonra ben hiçbir şey değilmişim o zaman. Birçok şey öğrendim ondan sonra. Evet. Yani o zaman da gazeteci diyorlardı bana ama değilmişiz yani. Öyle zannediyorduk kendimizi. Şimdi Sake gibi bir kurum var. Gidip oradan bilgi alışverişi, zaman zaman onlarla beraber evet. hareket etme, onlarla birlikte gideceğin yere gitme. Ortak araç gereç kullanabilirler. Ortak evet. araç gereç kullanabilirsin. Yani. Onda onları öbürü kullanabilir. Şimdi ufak bir olaya gidiyorsa Sake gider ama olay biraz büyüdüyse herkese gider sen de gel. Evet. Beraber evet. giderler ama ortak bir çalışma grubu oluşturduğun zaman başka, evet. kendi başına amatörce çalışmak başka. Ben arkadaşlara hep söylüyorum. Ama anlatamadık, dinletemedik. Bu amatör ruta çıkmaları lazım yani. Siz onlara çok yardımcı oldunuz. Yani. Elinde baltayla bu işler olmuyor. Yani biraz daha profesyonelce bu işi yapmak çağın gerekiyor. Çağın şartlarına uymak lazım. Tabii çağın evet. şartlarına uyacaksın. Tabii ki iyi niyetliler. Orada şeyim yok. Ama amatörlükten kurtulmaları geliştirmek gerekiyor. Geliştirmek lazım. Kurtulmaları evet. gerekiyor. İlla bir işin başında ben olacağım değil. İlla ben olacağım değil. Eğer bu iş Orhan daha iyi yapacaksa Orhan olsun. Tabii Orhan bayrağı, bayrağı, bayrağı devret yani. Hizmet şeyi bayrağı. Evet. Evet. Böyle bir sıkıntılar herhalde yaşanıyor orada. Evet. İnşallah inşallah. Sivil toplum kuruluşlarından giderken bir şu Gazze ile ilgili küçük bir araya sen zaten araya gire gire bir hal oldu. Ya, gir bakalım. Girelim. Çünkü gerçekten sivil toplum kuruluşlarına verdiğimiz önem burada gündeme getirmemiz gerçekten bunların vurgusunu yapmak boynumuzun borcu diye evet, düşünüyorum. Evet, evet. evet Gazze için Sapanca'da gerçekten dertlenen birileri var. Ekranlarda görüyoruz. Beş İlal Derneği Başkanı İsmail Tiryaki. Bu Gazze destek çadırı ilçe merkezinde Rüstempaşa Camisi'nin karşısında yağmur çamur demeden 7/24 açık. Herkes merak ediyor, içeri giriyor, her gelenle sohbet, gerekli bilgilendirmeler, broşürler her şey yapılıyor ve boş da durmuyor arkadaşlarımız. Sürekli bir yerlerdeler. Yurt dışı, yurt içi, işte etkinlikler veya işte farklı bir yerlerde açılan ne deniyor ona? Festival. Her yerde seslerini duyurmak adına gerçekten çok mücadele ediyorlar. İşte verilen mücadeleler, destekler nereye gidiyor? Şu anki fotoğrafta görebiliyorsunuz. En son fotoğrafta tekrar gelecek dönerken. İlçe merkezinde bulunan Şehit Albay Güner Ekici Parkı'nda Gazze Destek Çadırı'nda Beşiler Derneği Başkanı İsmail Tilaki ve dernek üyeleri vatandaşların verdiği gerek maddi gerekse yiyecek ve giyecek yardımları ile dünyaya örnek olmaya devam ediyorlar. Dernek ilçede düzenlenen etkinlik ve festivallerde hemen hemen yerine, her yerde yerini alarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Önceki gün İstanbul'da olan dernek Mavi Marmara Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Songur'un ve ekibinin Özgürlük Nöbeti ziyaretini gerçekleştirdi. Tiryaki de oradaydı Sayın Tiryaki. Dertli kardeşime misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Direnişe, nöbete devam ifadelerini kullanmış. Burada şimdi finansman destek de sağlanabiliyor bu çadıra gelenler. Bu yardımlar ne oluyor? Daha önceki programlarında işlemiştik bunu. Kızılay aracılığıyla. Bu ekranda kalabilirse şu görüntü. Evet, burası kalsın lütfen. Nakdi yardımları Kızılay desteğiyle ilgili yerlere ulaştırılıyordu. İşte bu da en güzel örneklerden biri. Şu anda uzak ülkelerde
Gazze yakınlarında işte suyun olmadığı yere verilen nakdi yardımlarla bölgeye taşınan içme suları ve oluşan kuyruk. Suyun öneminin ne kadar olduğunu, ne kadar önemli olduğunu burada bir kez de anlamamız gerekiyor. İnsanlar orada bir bardak su için ne kadar sıra beklediğini ve o suyu almak için ne kadar mücadele ettiğini ve ne kadar zor durumda olduklarını en iyi bu fotoğraftan görebiliriz. Onun için suyun kıymetini bilelim. Sapanca ile ilgili sularımızla ilgili bir konularımız olacak. Onlarda ilerleyen vakitlerde vaktimiz olursa işleyeceğiz. Tekrar buradan Dernek Başkanı İsmail Tiryaki'ye ve yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kutluyoruz. Allah muvaffakiyetlerini arttırsın diyoruz. Teşekkür ediyorum. Araya girdiğim evet. için kusura bakmayın tekrar. Yok kusura baktığımız yok. Senin böyle arada göreceğiz birbirimizi. Yok. Sivil toplum kuruluşlarına girdi evet, için evet. hemen o yüzden peş peşe istedim, konunun üstüne gelmiş oldu. Evet. Peş peşe devam etmesi yok. Evet. Çok özür dilerim. Yine 5-7 Ekim tarihlerinde AKM'de Gazze Kardeşlik Köprüsü adı altında bir stand açılacakmış. Buradan da onu duyurmuş olalım. Evet. Akyazı'da her çarşamba günü, bizim pazar çarşamba günü kuruluyor. Her çarşamba günü çarşının merkezinde, göbeğinde evet. Gazze ile ilgili bir platform var. Orada bir etkinlik yapıyor. Her çarşamba günü oradalar. Onu da ben söylemiş olayım. Evet. Evet. Allah eksiklerini göstermesin. Amin. Önemli. Yani bak şu anda gerçekten orada yani, o karışık savaş bombalar. İşlerinden, çoluk çocuklarının şeylerinden kırparak bu yapılan yardımlar, alınan dualar yeter. Tabii. Bunlara destek olmak gerekiyor. Evet. Evet ben iki haftadır Akyazı'da bir proje müjdesi deyip duruyordum. Daha önce de biliyordum ama tam rayına oturmadan, taş gediğine oturmadan açıklamayayım dedim. Sonra yolda kalmayalım olmazsa diye. Evet, Gençlik Spor Bakanlığı'nda Ballıkaya yeni spor tesisi projesi. Müjde. 13.650 Türk liralık bir tesis. Bu tesiste ne var? Bu tesiste gençlerin spor yapabileceği, ailelerin ve keyifli vakit geçirebileceği bir tesis bu. İçerisinde 240 kişilik tribün olan bir halı saha. Voleybol ve basketbol sahaları, idare bina, soyunma odası, 500 metre yürüyüş yolu, çocuk parkı, mescit, sosyal alanlar. Bu nereye yapılıyor? Şimdi orada bu olur mu? Hemen muhalifler başlıyor. Orada bu olur mu? Evet orada bu olur. Niye orada bu olur? Ballıkaya Mahallesi, yüksek köylerimizden bir köy. Ama bunu tut Taşburun'dan yukarıya doğru Dokurcu'na kadar herkesin orada ortak noktası, orta göbek yer. Evet. Bu tesise gidip bir mahalle yapamazsın. Bir mahalleye bu tesis çok fazla. Ama öyle bir yere yaparsın ki 8-10 mahalle kullanır. O zaman bu tesis oraya yapılır. Bu tesis oraya onun için yapıldı. Yani orası yeri mi deyip de yapılan şunu Gençlik Spor Bakanlığı'ndan alana kadar milletin göbeği çatlamıştır. Doğru. Kaç sefer Ankara'ya gidilmiştir, kaç kişiye rica edilmiştir, boyun bükülmüştür şu projeyi almak için. Evet. Alana da bir teşekkür etmek gerekiyor yani. Evet. Tamam sen gene muhalefetini yap kardeşim. Yap. Aynı konuda spor kompleksi. Marmara'da bir ilçede yok, hiçbir ilçede yok. Akyazı olan spor kompleksi. Yüzme havuzuyla, golf sahasıyla. Evet, yani gerçekten. Bugün yapmaya kalksan bir trilyonlar aşağı tenis alanı yapamazsın. Evet. 80 bin liraya yapıldı. Bunun 40 bin lirasını belediye verdi. 40 bin lirasını bakanlık verdi. Bir halı sahaya i̇şte, koyuyorsun abi. Şu bakanlığın işi sen niye 40 bin lira veriyorsun? 40 milyon veriyorsun. Kardeşim Akyazı'da yapılıyor. Verirsem yapılacak, vermesem yapılmayacak. Vermeyenlere yapmıyorlar zaten. Evet. Vermeyenlere yapmıyorlar. Yani inşaat başladı, inşaat malzemeleri uçtu. Bize yapmıyorlar. Kapalı spor salonunu yıktılar. Yapmıyorlar. Yani, bir yerine yapmıyorlar. Düşün yani o zaman 80 milyona mal olan şey bugün 1 trilyona mal edersin yapmaya kalksan. Evet, evet. Sadece o 80 trilyona havuz yapamazsın şu anda. Doğru. 80 milyonu havuzda yapamazsın yani. Yapamazsın. Yani bugünkü şartlarda bir havuz sahibi 15 milyona yapıyorsun abi. Evet. Sen gelmiş miydin? Akyazı yok gelmemiş. Orhan Bey vardı. Orhan Bey vardı orada. İnşaat zamanında da vardı. Ve inanın o tesisle beraber ilçe sağlık müdürlüğünün binası başladı. İlçe sağlık müdürlüğünün binası hala temelde. O tesis bitti çalışıyor. Hatta binlerce orada, insan çocuk. Hatta orada küçük bir anımız var.
müteahhitin orada temsilcisi vardı. Evet. Bizim dedi bu şeyi çabuk ivedilikle bitirmemiz lazım. Yoksa bu bizde durdukça, zaman geçtikçe zarar ediyor dedi. Zarar edecek. Öyle tabii, bir küçük tabii, bir espri oluştu. Çünkü her gün inşaat malzemesi yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Bir an önce bitirmesi lazım. Evet. Bitirmesi için de destek lazım. Şimdi bakanlığın verdiği para yetmiyor. Bakanlıkta ek ödenek aldılar. 13 milyon lira o zaman. O da yetmedi. Yetmeyince belediye cebine davrandı. 40 milyon da belediye harcadı. Yaptı, bitirdi. Evet. Bugün yapmaksan bitirilene yapamazsın. Tabii. Zaten yapamazsın yani. Şimdi şey de başladı. Tasarruf tedbirleri de başladı. Yapamazsın. Şimdi bu tasarruf tedbirlerinde şu projeyi alıp yapmak imkansız. Ve projeyi de Akkızı Belediyesi ihaleye çıkarmış. Bakanlıktan öyle protokol yapmış. Bakanlık Akkızı Belediyesi'ne parayı veriyor. Evet, daha uygun yapar. Tabii Akkızı Belediyesi yani de Akkızı Belediyesi yapıyor. Evet, o da güzel. Güvenilir de bir müteahhit, tanıdığım birisi. Güvenilir de bir müteahhit ve bu işi çok çabuk bitirebilecek. En önemlisi o zaten. Çok çabuk bitirebilecek. Spor kompleksini yapan müteahhit mi? Biter değil. İsim vermeyelim. Değil. Polimeye girmesin. Sadece sorduk, evet. Ve çok kısa zamanda biter. Yani o yüksek kesimler, dağ bölgesindeki mahallelerimizin tamamının orada bu testten yararlanabileceği bir tesis bu. Uzak mahalleler dediğimiz. Uzak mahalleler. Evet. Çünkü en yakın yer Kuzuluk'ta var. Evet. Spor tesisi. O da halı sahanın biraz büyüğü. Keşke her mahalleye yapılabilse. Halı sahanın biraz büyüğü tabii. Keşke her mahalle yapılabilse. Evet. En azından gençlerimizin... Ama şimdi her mahallede yoksa kalkıp da bir mahalle yapmanın bir anlamı yok. Ortak bir nokta yapacaksın ki bütün evet. mahalleler onu kullanabilsin. 5-6 evet. mahallenin faydalanabileceği. Tabii canım bu evet. turnuva yani yaparlar, şunu yaparlar. Tabii ki mahalleler her mahalle daha küçük bir şeyler yapabilir tabii. ama dediğin gibi ortak olarak kullanacaksa da büyük bir kompleks yapılabilir. Tabii. Yani gençlerimize spor alanları açılması lazım. Çok o konuda eksik ilçelerimiz maalesef. Evet, bir spor tesisimiz daha olacak inşallah. İnşallah. Başladılar. Hele bitti başladılar. Hayırlı uğurlu. Balıkaya bölgesi de sevinmiştir bu projeye. Evet. Balıkaya'nın nüfusu neydi çocuklar. Abi? Balıkaya'nın nüfusu nedir? Balıkaya'nın nüfusu çok çok 700'dür. 600-700 civarındadır çok. İhtiyaç evet. 1000 olsa yine. Çok çok. Ama Balıkaya'nın yanında giriş yerine yapıyorlar. 8-10 tane mahalle evet. buradan yararlanacak yani. Balıkaya ne kadar yakınsa diğer mahalleler de aşağı yukarı o kadar yakın. Yani 5-6 bin insan faydalanır oradan. Tabii. Evet. Onun için zaten oraya yapılıyor. Yakında orası barajda bittikten sonra sen bu tesisin önemi daha da ortaya çıkacak. Çünkü barajın etrafı konutlarla dolacak, insanlarla dolacak, yaşam mahalli olacak orası. O zaman yaşam mahallinden önce bile yapılmış bir tesis olacak bu. Çok iyi olacak inşallah. Hayırlı olsun. Evet, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Evet, sen şimdi hakkını kullandın diyeyim ben sana. Sıkıntı yok. Kaynarca'ya gelelim. Tabii Kaynarca, evet. Evet. Bizde de İller Bankası tarafından yapılan bir altyapı projesi var. Süresini bir yıl geçti. Bir başlandı, bir türlü bitirilemiyor. Spor salonu. Hayır. Evet. Altyapı projesi. Altyapı projesi. Arıtma ve kanalizasyon. Var mı görüntüleri? Evet. Şimdi 3 numara galiba. Siz bir müjde verdiniz. Ben de bir evet, müjde. 3 numara. Ben de bir müjde verdim. Kaynarca. Doğru görüntüler doğru. Doğru mu? Doğru. Şimdi genelde altyapı ve doğalgaz çalışmasını konuşacağımız için Kaynarca Belediye Başkanı bu hafta 3 mahalleye daha doğalgaz müjdesi verdi. Çok güzel. Gölce, Gaziler, Şehit Tımarı mahallelerine doğalgaz çalışmasına bu ay başlanıyor. Kışa da yetiştirileceği söyleniyor. Bu kışın inşallah rahat bir şekilde doğalgazlarını yakacaklar. Buradan bir kez daha duymayanlara bu müjdeyi bir daha mahalleleri söyleyebilir miyiz? Söyleyeyim. Gaziler, Gölce ve Şeyh Tımarı mahallelerine. Bunun için Agdaş'a da teşekkür ediyoruz. Belediye bu konuda üstüne düşen görevi aslında az önce bahsettiğiniz gibi yani belediye eğer destek olmazsa Agdaş da çalışmıyor. Çünkü kum sorunu var, maliyetler var. Orada imar sorunlarını belediyenin aşması gerekiyor. Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan da bu konuda bütün sözleri verdiğini söyledi. Evet. Zaten daha önce Küçük Kaynarca ve Kertil köylerine
aynı hizmet yapıldı. Bu üç köyden sonra da Yeşilova ve bitişiğindeki Büyükyanık köyleri için bir çalışma başlatılıyor. Fizibilite çalışması. Evet. Aktaş Yeşilova'da bir çalışma yapmıştı. Bunlar büyük köylerimiz bizim. Birisi 1700 nüfus, birisi 900 nüfus. Yani o bölgede eğer doğalgaza kavuşursa bu sene içinde ya da seneye ilk sırada onlar da doğalgazın konforundan yararlanmış olacaklar. Şimdi bizim merkezde yollar kazıldı. Biliyorsunuz ana cadde hep problem olmuştu. Geçen yıl çok konuşulmuştu denize gidenler tarafından. Şimdi oralarla ilgili de bir müjde var. Bu müjdeyi ikinci bölüme saklayalım. Altyapısı biten sakısaysa bölgelere, sokaklara ve caddelere asfaltlama çalışması yapılacak. Bir daha söyleyelim orayı, ben karışım lafınızı, anlaşılmamış olabilir. Altyapısı biten ilçe merkezinde kanalizasyon altyapısı biten sokak ve caddelerde belediye asfaltlamaya başlıyor. Başlıyor. Onun da müjdesini vermiş oluyoruz. Evet, evet, bir reklam arasına giriyoruz. İkinci bölümde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İşlerde Gündem programının ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Sedat Bey, sizde kalmıştık. Evet. Şimdi Kaynarca'nın gündeminde bir kent konsey kurulması ve Çalıştay bulunuyor. Biliyorsun sosyal belediyecinin ilkelerinden birisi katılımcılık. Hemşerilik bilincinin gelişmesi, halka hesap verebilirlik açılarından. Gerçi Kaynarcılar her ay düzenli olarak medya ve sosyal medya aracılığıyla bilgilendiriliyor çalışmalar hakkında ama Kaynarca Kent Konseyi'nin Kasım ayı itibariyle kurulması planlanıyor. İlçemizin sorunlarının, vizyonunun belirleneceği, demokratik katılımın sağlanacağı önemli bir kurum olarak hizmet vereceğini düşünüyoruz. Bilindiği gibi kent konseyleri şehirlerin ortak akılla yürütülmesini amaçlıyor. Kentte yaşayanların her kesimden ve siyaset üstü olarak her partinin temsilcisi olmakla beraber siyaset üstü faaliyetler yürütüyor. Burada sürdürülebilir kalkınma nasıl olur? Hemşehrilik hukukunun korunması, hemşehrilik bilincinin artması gibi kavramlar etrafında kurulan kent konseyleri yerel dinamikleri harekete geçirecek, karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynayacak rol alacak. Bu sayede kentimizin geleceği için stratejik ve kapsayıcı çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Çalıştay ise Kaynarca Belediyesi'nin önümüzdeki 50 yılın planlanacağı tarım, sanayi, turizm gibi alanlarda bunların entegre olarak birbirini destekler anlamda şehir plancılardan mimarlara, jeologlardan inşaat mühendislerine ve ilçedeki her kesimden siyasal görüşten insanın katılacağı bir çalıştay düzenlenecek. Bu çalıştay konusunda aynı zamanda ilçenin vizyonunun belirlenmesinde ve stratejik planın ortaya konulmasında çalıştay sonrasında Rıfat Altaylı, Profesör Doktor Rıfat Altaylı çok değerli bir isim. Biz tanıştık, iki haftadır birlikte çalışıyoruz. Ekranda da görülüyor Rıfat Altaylı'nın iman işlerindeki arkadaşlarla. Burası Karaboğaz. Karaboğaz sahili aynı zamanda bir film platosu olma yolunda. Ekrandaki görüntüler Selahattin Eyyubi ile ilgili. Evet. Filmiyle ilgili, dizi filmle ilgili çekilen görüntüler. Özellikle çöl sahneleri. Şu anda da Fatih Sultan Mehmet ile ilgili çekimlere başlanacağı söylenmişti. Daha önce de başka diziler, filmler çekildi. Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz yer ciddi anlamda belediyenin rahatlıkla turizme kazandırılabilecek bir nokta. Her türlü yatırıma açık bir yer. Yani, bu mekanın
çok iyi yatırımla değerlendirilmesi gerektiği inancındayım. Tahmin ediyorum ki kısa ve uzun vadeli yatırım planlarında, stratejik planında Kaynarca Belediyesi burayı turizme ve başka yatırım amaçlı olarak kullanır diye bir beklentim var. Güzel bir nokta hakikaten, çok güzel bir nokta. Müdür, siz mi? Sizin müdürünüz mü? Bizim doğru. ODTÜ mezunu, daha sonra sesi keser misin? Norveç'te ve İngiltere'de, Manchester'da eğitimlerine devam ediyor. Öğretim görevlisi olarak çalışıyor orada. Ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Mehmet Turman zamanında özel davetle getiriliyor. Ve İnşaat Fakültesi'nde burada yıllarca ders veriyor. Sonra Düzce Üniversitesi'nde, Düzce'de İnşaat Fakültesini kuruyor. Devlet üniversitelerinden emekli olduktan sonra da şu anda birkaç gün özel bir üniversitede İstanbul'da öğretim üyeliğine devam ediyor. Çok değerli bir isim. Biz kendisinden yararlanmak istiyoruz. O da heyecanıyla ve bilgi birikimiyle bizi de heyecanlandırıyor. Belediyedeki arkadaşlar öyle söylüyor. Belediye başkanımız bu konuda birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Çalıştay'da Rıfat Hocam da çok önemli görevler alacak. Kaynarca'nın gelecek vizyonu ve hedeflerinin belirlenmesinde bu Çalıştay'ın biz önemli bir kazanç olacağını düşünüyoruz. Ve buradan bir stratejik plan dahilinde Atatürk'ün büyük sözü var biliyorsunuz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Biz yol gösterici olarak bilim insanlarını seçme niyetindeyiz. Onun gibi az önce söylediğim gibi her konuda şehir plancısından jeoloğa bütün uzmanları bir arada toplayıp onlardan yararlanmak istiyoruz. Böylece Kaynarca'nın 45 mahallesinin 45'inin de imar planlarının tamamlanması, şehrin planlanması, Kaynarca'nın şu anda tarım kenti olduğu kadar bir sanayi ve turizm kenti olması, İsa ile Orhan'la siz de çay molasında konuştuğumuz gibi Kaynarca'daki 12 kilometrelik sahil eğer, pardon 8 kilometrelik sahil eğer turizme kazandırılırsa ve planlı bir şekilde kazandırılırsa, ki bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar da bir söz vermişti. Kaynarca Belediyesi'nin imkanları ve dinamizmiyle de bu sinerji haline gelirse Kaynarca'nın gelişiminde organize sanayi bölgeleri kadar, belki onlardan da daha çok işe yarayacağını, halkın refahını artıracağını ve tüm Sakarya'nın kullanımına, hatta Türkiye'nin kullanımına açılacak bir turizm merkezi olacağına inanıyoruz. Çünkü hemen yakınında, bitişiğinde Acarlar Longozu'nun %60'lık Kaynarca'da bölünen kısmı var ki çok oralarda bakir, oralarda turizme kazandırıldığında, yani kuş gözlem kuleleriyle dünya fotoğrafçılarının orada dikkatini çekilmesiyle Rıfat Hocam'la Avrupa Birliği ve dünya çapında projeler yapmayı planlıyoruz. Tabii tarımı da Kaynarca'da bu arada vizyon olarak yok sayamayız. Zaten Çalıştay'ın ilk ana konusu tarım olacak. Tarımla beraber sanayi ve turizm olacak. Tarımdan sonra ne yapılabilir? Tarımdan sonra, ama tarımda da yapacak şeylerimiz var. Evet. Bir defa 4 Dalköy barajımızda 5 barajımız var. Sulama göletleri. Buralar eğer çevresi sulanabilirse ve yılın 12 ay sera üretimi yapılabilirse Kaynarcalı refaha ulaşacak diye düşünüyoruz. Bu arada WhatsApp hattından Birlik Köyü'nden Mehmet Ekrem yazmış. Diyor ki Başoğlu veya Arif Ağa Babalı bağlantı yolu mutlaka yapılmalı. Çünkü Kandıra'nın Babalı sahili ile Karaboğaz sahili bitişik. Şöyle ifade etmiş. Birlik Köyü'nden Babalı'ya gidip gelmek için 24 kilometre yol gitmek zorunda kalıyoruz. Karaboğaz sahilinin turizm açılmasını kolaylaştıracak hamlelerden biri olarak Babalı Karaboğaz sahili arasında 300 metrelik yol yapılırsa, gerçekten 300 metre, evet,
Kerpe'den 3 kilometre. Evet. 300 metre. 300 metre. 300 metre. Kerpe'den Kefken'e Cebeci sahillerine kadar bağlantı sağlanmış olacak. 300 metreyle. Evet. Şimdi düşünün, hemen sağımızda Karasu'da bir turizm canlılığı oluşuyor. Evet. Yüz binler geliyor. Evet. Hemen solumuzda Kandıra'nın 7-8 sahilinde bir canlılık var. Oradaki insanların bir kısmı merak etse Kefken'den, Kerpe'den, Cebeci'den o 300 metrelik yolu kullanarak Karaboğaz sahiline gelse zaten keşfedilmiş olacak. Evet, evet. Mehmet Ekrem'e de bu konuda bu önerisi için teşekkür ediyorum. Ve devlet yetkililerinin, Büyükşehir Belediye'mizin dikkatini çekmek istiyorum. Bir başka WhatsApp mesajı yine o bölgede Arif Ağa Köyü'ne, orası sınır. Mecit Yılmaz'dan, onu da müsaade ederseniz okumak istiyorum. Ne demiş? Sedat Bey, sevgi ve selamlar. Kaynacının sesi oldunuz. Teşekkürler. Sizden ricam, Arif Ağa Mahallesi'nin yıllardan beri yapılamayan yollarını da dile getirirseniz çok memnun oluruz. Arif Ağa Köyü adına teşekkürler. Mecit Yılmaz, programdaki arkadaşlarımıza saygılar sunarım. Saygı, buradan da bunu duyurmuş olalım. Evet, Orhan Bey. Evet, Hendek'e gelelim. Hendek'te şeyden bahsediyoruz, bilimden, teknolojiden, çağımızın şartlarından. 9 numaralı bir görüntümüz var. Ücretsiz taşıma. Evet. Evet, maalesef fotoğraflarda da görülecek, görüntülerde görüldüğü gibi Hendek'te bu konuyla ilgili öğrencilerden özellikle pazartesi ve salı günü çok yoğun mesaj aldık. Bu konu ne? Hendek Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nin Hendek Kampüsü ile Esentepe Kampüsü arasında öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla daha önce uyguladığı ücretsiz servis hizmetini Hendek Gül Kooperatifi ile imzalanan protokol sayesinde yeniden hayata geçirdi. Evet. Protokol kapsamında ücretsiz servisin 30 Eylül Pazartesi günü başladı. Ve başladığı günden itibaren sorunlar da başladı. Öğrencilerin yaşadığı sorunlar. Tabii bunu biz skandal olarak nitelendiriyoruz. Yani bu şekilde öğrencilerimizin taşınması, bizim yarınlarımız, geleceğimiz, gençlerimizin bu şekilde görüyorsunuz sıkış tepiş. Ve iki otobüstendi. İlk önce bir otobüs yaptı. Sonra iki otobüse çıkar ama bu sorunu iki otobüse çözmeyecek. Saat önemi de var. Yani araç sayısının arttırılması gerekir. Madem bir şey yapılıyorsa trafik kurallarına uygun yapılsın. Bu öğrencilerin sıkış tepiş, balık istifi bir şekilde D100 karayolu dediğimiz yolda ve transit olarak da geçiyor baktığımız zaman ve ağır araçların da olduğu bir transit yolumuz bu. Bir saat aşkın yolculuk yapıyorlar. Bir saat aşkın. Şimdi burada bizim evlatlarımız, bunlar da bizim evlatlarımız. Bunlar aslında bizim kültür elçilerimiz. Bu çocuklarımıza, üniversiteli gençlerimize dışarıdan Sakarya'ya gelen Hende, Kaynarcası, Akyazısı, Sapancası, nereye olursa olsun sahip çıkmamız lazım. Kendi çocuklarımız gibi empati kurarak şu şekilde kimsenin çocuğunu okula göndereceğini ben düşünmüyorum. Yani hangi ebeveyn olursa olsun, hangi ana baba olursa olsun karşı çıkar. İnşallah Büyükşehir Belediyesi bu olaya el atar. Gereken düzenlemeler yapılır. Ulaşımdaki bu rezalet Hendek adına, çünkü Hendek ismini yazıyor. Araçların üzerine baktığımız zaman Hendek ismi var. Öğrenciler de, bizim öğrencilerimiz bir an evvel bu mağduriyetin kaldırılıp bu taşıma rezaletine yetkilerin dur demesi lazım. Bir de vatandaşlar yorum üzerine yorum yapıyor. Ya normal insanlara, normal sürücülere uygulanan trafik kuralları şu şekilde balık istifi yolculuk yapan halk otobüslerine veya minibüslerine niye uygulanmıyor direkten de vatandaşlarımız sürekli soru soruyor. Ama halk otobüsünün ayrı bir özelliği de var. İzin veriyorlar. Evet. Halk otobüsünde belirli bir sayıda ayakta yolcu taşıyabilir. O sayının da üstünde Alaaddin abi. Sayının üstünde ise olabilir. Baksanıza abi şu şey, yani bir bakın yani. Yani şurada ne olur, bir otobüs daha koyuyoruz. Bir otobüs daha koyuyoruz. Şu sayı mayı arttı yani. Şimdi kapılara kadar. Araya gireyim ben. Şimdi ayakta yolcular var ama dikkat ederseniz koltuk aralarında ayakta yolcu yok. Kapı girişleri var İsa Bey, bakın. Hayır, bakın işte, fotoğraflara şimdi, bakın. Dolu. Koltuk arasında, üstü de dolu. Şimdi ya, balık istifi tabiri şöyledir. Bakın.
Kapıdan girdiğinizde şey, ön kapının girişinde üstte oturan yolcu sayısı, ayakta yolcu sayısı yazar ve özürlüğe, engelliye özel yolcu sayısının rakamları vardır. Sami, normal mi bu? Şimdi hayır, normal mi bu? Yani siz şu otobüse binseniz, yok, bir saatte ya bir saatte aşkın şekilde yani öyle bir sayı olmaz zaten. Şöyle, böyle bir yolculuk da olmaz. 25 kişi ayakta, 37 kişi pardon, 25 oturuyor, 35 kişi ayakta. Oraya vurgu yapacaktım da. Ama bizimki, bizimki, bizimki D100 dediğimiz 60 kişi falan olabilir. D100 yani dediğimiz Akyazı'dan, Akyazı'dan sonra Hendek'te var zaten. Uzun bir yolculuk bu yani. Bunda bir şey olması lazım yani. Burada kilometre, mesafe. Yolcular İsa Bey'e katılıyorum, iyi organize olmamışlar. Şimdi, yani bu daha şey durmalılar. Yani yok, şunu atlıyoruz. Valla ben şu fotoğraftan sonra Sedat Bey size katılmıyorum. İyi organize olmamışlar. Şaka diyoruz zaten. Şimdi, iyi istiflenememişler. İşte balık istifi olmamış diyorsunuz. İşte, yani istiflenemişler. Şey şoförde kabahat var. Hani evet. Sağa sıkışın, sola sıkışın, evet, evet, tarafa evet gelin diyorlar diyorsunuz. İlerleyelim, gerileyelim. Çift katlı otobüsler kurulsun artık o zaman. Ya, o yani bir otobüsler kurulmuş özel. Bir otobüsler verilmesi lazım. Hatta yetmez abi. 3 ya da 4 otobüs olması lazım. Biz 1970'li 80'li yıllarda pancar kamyonlarıyla da pazarına okula giderdik. Pancar kamyonlarıyla. Ben, yani pancar bizim kamyonu bundan daha güvenli. Ben şunu, hayır, ben şunu daha güvenli. Şu fotoğrafa baktın mı? Şunu vurgulayacaktım. Şimdi halk otobüsü dediğimiz zaman ayakta yolcu almasın. Ben yaklaşık 30 senedir koordinatörlük yapıyorum bu konuda. Şimdi dediğinize katılıyorum. Böyle taşıma olmamalı. Tamam. Mesafe onda, hayır, uzun. Onda hemfikiriz. Ben şunu demek istemiştim. Şimdi çok yorum yapılıyor ama yorumlarda isteniyor ki ya ayakta yolcu, bu kadar yolcu alınır mı? Yok işte ayakta yolcu alınmasın gibi söylemler oluyor bazen. Tabii ki yönetmenlik gereği oturan yolcu sayısı, ayakta yolcu sayısı almak zorundadır. Limit üstüne olduğu zaman, çıktığı zaman zaten kaldı ki yolda denetleme ilgileri. Bak şehir içinde, şehir içinde belli bir kilometre var trafikte. Hız sınırı var. Şehir içinde tamam, bunu uygulayabilirler. Ben yanlış düşünüyorum. D100 dediğimiz ve transit yolu diye tarif edilen trafikte yani bu şekilde kullanmıyor. Bir saate aşkın bir süre yani baktığınız zaman ve yaklaşık olarak 40-45 kilometre. Bunun sıkıntısını söylüyorum ben. Normal anladım, bir anladım. Yasal, normal yasal olsa da yasal olsa da sıkıntı yok, bir kaza olduğu zaman. Bir kaza olduğu zaman o şey yani oradaki evet prosedürü kurtaracak mı? Tabii ki prosedür şimdi yani vurgulamamın sebebi temeli bitiremedim cümlemi. Yani tamam. Süre uzun olduğu için. Süre uzun oluyor mu? Yoksa ben şehir içinde yapılan tabii, şey bakın, bir şey dediğim yok. Şimdi şehrin merkezinde yapılan yolcular bir şey dediğim yok. Orada en fazla araç yapacak 40-50 kilometre ama burada bazen taksilerle yetişemiyoruz halk otobüslerine. Metre gidiyor. Da işte yani yetişemiyoruz. Yani bir kaza oluyor, bir frene bassa Allah muhafaza camdan herkes çıkar dışarı. Zaten bu kazalar da yaşandı. Geçmişte araştırılsın, bakılsın. Bu kazalar da pek basına yansımadı ama böyle kazalar da oldu. İnşallah bir şey yaşanmaz. İnşallah. Buna yetkililerimiz bir çözüm bulur. Evet, empati yaparak. İnşallah, evet, İnşallah yaşanmaz. Bir de bu şehir içi otobüsleriyle bu uzun yolculuk gerektiren ilçeler arasındaki otobüslerin de farklı olması lazım. Hepsi oturabilecek düzende olması evet lazım. Ben onu şey yapıyorum. Yani şehir içinde evet kısa mesafelerde evet, bu kullanabilirsin bu şekilde. Bu kullanılabilir ama bu 12 metrelik otobüstür. Bunun oturan sayısı örnek veriyorum 40'tır. Ayakta evet yolcu sayısı bunun 30 veya 35'tir. Toplam 70 kişi alabilme kapasiteye sahiptir. Kanun buna müsaade ediyor. Evet. Ama bizim, yol uzundur. Böyle olmaması lazım. Tamam, o ayrı konu. Şimdi o ayrı konu. Ama kanun müsaade ediyor. Bizim Akyazı arabalarla durmadan şikayet ediyor. Ayakta yolcu alıyor. Ya o kardeşim ayakta alıyor da bunun ayakta yolcu alma hakkı var. O da şöyle değil. Bir hatası yok. Evet, şimdi şoförün iki, bir hatası yok. 2-3 marka var. Bir markanın, isim vermiyoruz. Bir markanın, örnek veriyorum, taşıma kapasite, oturan yolcu sayısı yaklaşık 30'dur. Veya 27'dir. Otobüs markası. Tabii. Evet. İşte 3 farklı marka var bu sektörde. Bizim evet küçük otobüsler dediğimiz. Oturan sayısı 25'tir. Kimisinde veya 27'dir. Ayakta yolcu sayısı 30'dur. Buna toplamda aşağı yukarı 47 kişi, 45 kişi, 50 kişiye kadar şey veriliyor, müsaade veriliyor. Ama Büyükşehir Yasası'nda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olduğu için özel halk otobüslerinde evet bu ayakta yolcu sayısı biraz daha azalıyor. Azalıyor, 15 civarında. Doğru, şey biraz daha kısalıyor. Bir de şunu sorgulamak lazım, bu izin resmi midir yoksa sadece belli kişinin aldığı bir karar mıdır? Büyükşehir'in buradaki UKOME diyoruz yani. Evet, UKOME'nin aldığı bir karar. Aldığı bir karar mı? Onunla ilgili de yani şöyle, her araçta taşıma belgesi vardır. Yol belgesi dediğimiz belge vardır. Evet. Burada aracın yolcu kapasite yazar.
eğer aşırı kapasite yolcu almışsa zaten ihbar da gidiyor. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın denetim ekipleri sürekli yollarda denetleme de yapıyor bu konuyla ilgili. Bir şey çözebilir bu sorunu. Zaten çözüyor. Yani çözer hemen yani. Ben şimdi çözeceğine inanıyorum. Şimdi otobüsleri yönetmenlik kitabı vardır. Tabii. Tüm kooperatiflerde vardır bu. Evet, çözeceğine ben şimdi oradaki sistemleri, bütün kuralları hep baştan aşağı süzerek bütün personeli ben bu konuda bilgilendirme yaparım ben sürekli. Evet. Aman şöyle yapmayın, aman böyle davranmayın. Bunun bu cezası budur gibi. Şimdi burada da aynı. Dediğiniz gibi mesafe uzun, daha farklı bir yöntem olabilir. Olsun. Olması. Yazık günah. Ama diğer otobüslerde, küçük otobüslerde de marka marka fark ediyor. Kimisine 26 oturan 15 ayakta vermiş, kimisine 25 oturan 30 ayakta vermiş, kimisine 30 oturan 35 ayakta vermiş ama Büyükşehir yasasıyla beraber Ulaşım Daire Başkanlığı bunları kıstaslarda belirterek biraz düşürmüş aşağı. Rakamlar o kadar çok değil. Ayakta çok yolcu aldıramıyor. Haliyle bazen de şöyle olabiliyor. Ayakta 15 kişi olduğu zaman örneğin ya bu kadar yolcu alınır mı moduna giriyor. İstiyorlar ki ayakta yolcu hiç almasın. Ama bu yani özel halk otobüsü bunlar. Yani bu ayakta yolcu taşıma zorunluluğu var ama dediğimiz ne dedik, neye vurgu yaptınız? Aşırılığa kaçınılmaması lazım. Bir de bu mesafe Hendek'te Sakarya merkez arası çok uzun. Gerçekten çok uzun. Bu yani... Ben onu dedim yani bir saatten fazla süren. Keşke hani bir raylı sistem gibi bir şey olsun. Yasal olarak söylediği gibi yani oturanlar çok ayakta yolcu alma hakları var. Şimdi bir şu var Alattin abi. Sakarya'nın en önemli karar organlarından bir tanesi Büyükşehir Belediye Meclisi. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi'ndekilerin kaçta kaçını acaba toplu taşıma kullanıyor? Tabii. Yani o şimdi bir gün bir deney yapsak. Orada sağda yazan rakamları işte 37 kişi ayakta gider. Kendi gitsin, 25 doğru. Kişi oturur. Belediye meclis üyelerini buraya bir dizsek bakalım sığacaklar mı? Evet. Bakın bir de deney yapmak sorun orada. Sosyal deney yapmak lazım. Bir de dipnot vereyim konuyla ilgili. Evet. Bildiğim kadarıyla Hendek sefer saatleri biraz fazla olduğundan da az olduğundan da bu yığılmalar kaynaklanıyor. Evet, mesela bizde zaten sıkıntı o. Bizde mesela bizim ilgili yönetimdekiler bizim mesela KYK yurdunun orada bir ofis vardır. O ofisin oradadırlar ilk saat böyle 12-1'e kadar. Sürekli öğrencinin akışına göre hemen sıradaki arabayı koyar, gönderir. Koyar, gönderir. Hemen doldurur, gönderir. Doldurur, gönderir. Yoldaki yolcunun kapasitesine göre ilave arabayı çıkartır. Yoldan geleni çevirir. Yani kim bizim, yapar bunu İsa Bey? İşte bizim Sapanya'daki özel halk otobüsleri işletmesi bunu yapıyor. Evet. Ha şimdi buna rağmen ne oluyor? Ya çok yolcu. Bazen denk geldiği zaman bu yaşanabiliyor ama adı üstünde halk otobüsü. Bizimki kısa mesafe 8 kilometre. Evet. Ya bir de şöyle yaşanıyor. Şimdi atıyorum belki Akyazı'da arabalar onu yapmaz ama Sapanca, işte Kaynarca, Koca Ali, işte Taraklı. Şimdi Taraklı arabasını düşün. Buradan çıktı. İstihbabını da doldurdu. İşte ayakta oturma yolcusunu aldı. Ama az önceki durakta Taraklı'nda hem elini etti. Ara yolcular. Ahmet Efendi şoför. Durmadı. Şimdi onu durmadı aldı. Yani bu da olmuyor. Yaşanıyor. Durup alıyorum. Bak bu da yaşanıyor. Bu da yaşanıyor. Bizde şöyle yaşanmıyor. Sefer sayılarımız saat mesela 10'a kadar. Öğrenci sirkülasyonu, iş sirkülasyonu bitene kadar yaklaşık 5 dakikada bir araba var. Evet. Adapazarı yönüne. Yani yolda bir arabaya durmadı. Arkadan 5 dakika sonra 5 dakika sonra 5 dakika sonra her türlü ana yolda bekleyene hizmet var. Şu da çözüldü halk otobüslerinde benim gördüğüm kadarıyla. Eskiden otobüsün şoförü topladığı para kendi arabanın parasıydı. Evet. Şimdi havuz sistemi var. Havuz sistemi olunca o itiş kalkışlarda daha çok yolcu olayı hikayesi de biraz azaldı. Bu sefer yolcu almamaya başladılar. Arkadan geliyor diyor araba. Kolayına nasıl geliyorsa diye. Şehir içi doğmuşlar var kızlar. Mesela kesinlikle ayakta yolcu almaz. İşaret eder. Bir programda hatırlarsanız Büyükşehir'in sefer koyma durumu vardı ilçelere. Evet. Siz hatta dediniz Akyazı'ya. Biz dedik kendilerine koysun dedik. Belki o Büyükşehir onun çözümünü de bu şeyi daha azaltıyor. Gibi yani. Buradaki sorunu aslında buradan Hendek taşımacılık yapan özel halk otobüslerine seslenmiş olalım programı vasıtasıyla. Sefer saatlerini biraz sıklaştırırlarsa bu yoğunluk nahoş görüntü ortaya çıkmamış olur. Belki Büyükşehir hani oraya otobüs koyarsa ya ne yaptınız programda dile getirdiniz Büyükşehir otobüs koydu hani gibi olmasın diye. Ben de acizane şöyle söylüyorum. Karlar düşecek aşağı. Başka türlü geleceğim. Şimdi şarları düşer. Tamam, şimdi siz halk otobüslerinde koordinatörlük yaptığınız için sizin söylemeniz belki ters olabilir ama benim söylemem düz gidebilir bu işe. Buyurun. Ben söyleyeyim onu. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere sefer yapmasına, otobüs seferi yapmasından yanayım. En azından terbiye. Evet.
davranış, işi öğrenme. Şimdi adamın kafasında şu var, otobüsünün. Ya adam 50 lira verdi, arabayı satın aldı ya. Ya onu taşırsan sen para kazanacaksın be kardeşim. İşte o yönetmen... O yoksa sen yoksun zaten. Şehit yakında bir şey yapılmış diye anlatmışsınız siz burada. Halk otobüslerindeki... Ben onun kavgasını evet, yaptım, kavga sonra geldi özür dilerim. Evet. Yani şehit çocuğuna bile... Ya bana ne, benim için mi şehit oldu? Senin baban diyebilecek kadar ileri gitmişlerdi. O zaman bir köşe yazısı yazdım. Evet. Hepsinin yelkenleri düştü. Evet. Çok yanlış. Şimdi orada aslında her otobüs işletmecisine her vize döneminde, her yılbaşında halk otobüsleri yönetmenliği kitapçığı veriliyor. Eğer bu kitapçığı her halk otobüs şoförü, sürücüsü, mal sahibi okursa zaten otomatikman kendini düzeltir. Maalesef Türk toplumunda biliyorsunuz. Bu zaten, bu zaten konu şeyle ilgili bu. Hendek'teki kampüsle Serdivan'daki kampüs arasındaki ücretsiz taşımacılık bu. Evet. Madem bir iyilik yapıyorsun, ücretsiz bir otobüs daha fazla koy. Daha çok evet, sevaba evet. Gir. Onu evet. Yani onu karıştırmayalım yani. Bu ücretsiz taşıma önemli bir işte evet. Durum ama. Çok önemli. Önemli. Bu kooperatifin kendi bünyesinden karşılanıyor bu ücretsiz taşıma. Yok, Hendek Belediyesi'nin şeyi yalnız bu. Hendek Belediyesi. Ödeneği Hendek Belediyesi sağlıyorsa. Belki. Kooperatif bir bölümünde kooperatif karşılamış olabilir. Ya fedakarlık yapmış olabilir. Atıyorum. Şimdi bir otobüsün kampüse gidip gelmesi, Hendek'ten kampüse gidip gelmesinde 100 lira para toplayacaksa yarısını veriyor. 60 liraya 70 liraya bu işi belediyeyle anlaşıp ücretsiz olarak öğrenci taşımaya yapmaz. Neden yapmaz? Emeklilerle ilgili sürekli sorunlar yaşıyor da emeklileri neredeyse otobüsler almıyorlar da. Bedava gidiyorsunuz direkten yani. Sıkıntı yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Doğru. Ama ya şimdi iki tarafa da bakıyorsun. İki taraf da haklı. Yani onun o davranış şekli doğru değil ama. Tabii ki. Şimdi şimdi adam atıyorum otobüs başı 500 lira para veriyor ayda. 3375. Ben hemen fiyatını vereyim size. 65 yaş serbest kart. Ben AFAD 3375 lira değil mi? Evet. Bir araca 3375 lira. You. Ödeme bir... yapıyor ancak unutmayın sözünüzü. Ancak bir ay boyunca bu ödeme yapıyor ama bu aracın taşıdığı yolcu sayısını validatörlerden tespit edilebilir. 3375 lira ödemeye karşılık en az o halk otobüs işletmecisi 25 bin lira yolcu taşıyor. 25 bin lira yolcu taşıyor. Onu söyleyeceğim. Yani, otobüsü burada haklı kendine şey. Göre ama şimdi şu da var yani ne olursa olsun. Bunlar konuşula çözülecek şeylerdir. Orada senin kooperatifin gider belediyede konuşur, sohbet eder, anlatır. Direkt bakanlığa bağlı ödenekler. Bitirir ama şunu da otobüsü unutmamalı. Yani Akkazı halk otobüsü. Atıyorum ben Akkazı örnek veriyorum. Ben Akkazı olduğum için Akkazı örnek veriyorum. Kardeşim sen bu belediyeyle bir sözleşme imzaladın mı? Biz bu şartlarla buradan buraya bu yolcuyu taşıyacağız diye. İmzaladın mı? Yapacaksın kardeşim bunu. Ha, itirazını devam edeceksin. Büyükşehir'e şuna buna. Ama oradaki yolcuya yok işte sen bedavacısın. Yok sen değil. Devlet vermiş hakkı. Doğru. Devlet vermiş. Yani. Belki o sınırsız seyahat hakkı yerine bir kontrol edilir. Yolda engelli vatandaşı gördüğünde engelli arabasıyla beraber bu tarafa dönüp gidelim. Arabalar da gördük. Bunları haber de yaptık yani. Dursa bak bir denetleme olsun. Ben buradan iddia ediyorum. Rampaları yok. Asansörleri yok şeylerin. Yok, çok çalışmıyor. Çok engeller derneğinden çok şikayet geldi. Filo olarak 50 tane araç birden almıştık. Bütün araçların engelli rampaları hepsi elden geçti. Amortisörleri, pompaları, motorları yani bu fabrikasyon çıktı. Hepsi arıza. Vatandaş aracıyla geliyor. Zıt, askıda kaldı. Ya, ne Sapanca, kapanıyor ne açılıyor. Sapanca açmış gerçek... olabilir bunu sizin sayenizde. Evet. Nihayetinde yani bir görev yapıyorsunuz. Bir böyle ama... bir evet. Ciddi bir ödemek yaparak bu işlere girildi. Ama şeyi, şunu da dipnot olarak düşünceyi verelim. Belirtirken Sapanca olarak verin. Yani Sapanca'da yok, çünkü genel olarak orada yapılmıştır. Yok. Bizim ilçemizde yoktur. Kaynarca'da yoktur. Akkez'de vardır. Yani şimdi bunu belirtelim özel yani. Halk otobüsleri ilçe belediyelerine bağlı değildir. Direktman Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi zaten hemen alakası yok. Tabii ki. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlıdır. Evet. İlçe belediyeleri bunlara evet. Bir yaptırım yok. Doğru, direktman doğru. Ulaşım Daire Başkanlığı evet. Gereğini her türlü yapıyor. Yapıyor. Yani her ufak şikayet değerlendiriyor. Hemen devletten bir de şimdi validatörlerden mesaj gidiyor sürücüye anında. Hemen mesaj orada görüyorduk. Hemen savunmaya verin. Örnek veriyorum. Şimdi yolda giderken. Şimdiki sistemi iyi. Tabii bu validatörler çok işe yarıyor. Hem binen serbest kartının resmine bakıyorlar. Binen kişiyle aynı mı? Bu tarz bir şeyler de yaşanıyor. Trafik demişken iki numaralı şeyimiz var. Hendek'e geçti. Görüntüsü var.
Bunu da aradan çıkartalım, trafik meselesini kapatalım yani. Evet. Evet, hem de kikiyi verirsen. Hem de kikiyi verelim ve bunu da İsa Bey'in görüşlerini alacağız yani. Bir videoyu izleyelim. Burası Endek Merkez. Cumhuriyet Meydanı. Evet. Yaya geçitleri var bak, önce yaya. Evet. Hemen mevcut bankanın görünmeyen bir kısmında gizli kamera var. Burada trafik sıkışmış. Yaya tamam, öncelik yayalın ama bazı özel durumlarda yayalarda biraz araçlara şey vermez. Trafiğin açılması için, yol açılması için, yolun açılması için tabii yayalara saygı olacak. Ama lütfen, ben gördüğümü ben de yaşadım. Ben de ceza yedim burada hatta. Ne zaman yedim? Geçen yıl yemiştim ceza. O da ilginç. Surat yok zaten. Şehrin içindesin. Adam birden önümüze atladı. Ya ben, bir de telefonla konuşuyor. Tabii biz de durduk. Sonra ceza geldi. Ama sadece ben değil, burada çok sürücü mağdur. Yayalar bu serbestliği bilerek, hatta ben şimdi örneğin kötü niyetli biri olsam, Sedat Bey'e bir garezim varsa orada beklerim. Özellikle aracı da varsa, kullanıyorsa yolu. O gelirken taat yönünü atlarım onu. Yani burada yaya verilen şey şehrin trafiği rahatlaması için, merkezin rahatlaması için. Az ötesinde de İsa Bey, sizin düşündüğünüzü alacağım. Az ötesinde bir yaya geçidi daha var. Araları 20 metre değil. Oradan kurtaran buradan gidiyor. Şimdi hemen... Yani bu böyle önemli noktalarda, işlek yerlerde biraz bu... Yani alın o bölgeyi, başka yer şey yapın. Derdi. Aynı benzer bir yer. Örnek verelim. Adnan Menderes Caddesi, Eğitim Araştırma Hastanesi caddesi boydan boya. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi merkez kampüsündeki boydan boya. Sürekli denetlenme var. Ekipler drone kaldırıyor. Ayrıca mobeseler faaliyette. Hız sınırına yine takip ediliyor. Ticari araçların hız sınırına, aşımına dikkat ediliyor. Aynı sorun orada da var. Şimdi yaya geçitlerinin olduğu yerde yaya geçitini kullanmak zorunda. Yaya geçitini kullanmayıp yaya geçitinin 10 metre ilerisinden karşıdan karşıya geçmek için karayolunu kullanırsa, burada bir kaza olduğunda işin rengi değişiyor. Yaya geçitini kullanmadığı için asli kusurlu sayılabiliyor. Duruma göre değişebilir. Yani sürücüye kesilen cezanın bence trafikte yayalara da uygulanması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani bunun mesajını vermek için bu görüntüyü çektim. Evet. Kendim çektim onu. Yani kurallar sadece araçlara değil, yayalara da yapılsın. Takliyatta ama telefonla konuşarak karşıdan karşıya geçme kardeşim. Evet. Şimdi niye? Yani. Bir de hemen bir nipot daha verelim. Dediğimiz gibi iki tane yaya geçti arasında varsayalım vatandaş yayanın geçmeyeceğini düşünüyorum sürücü olarak. Evet. Hızımı koruyorum. 30 veya 40'la. Yine de hızdır bu bir yaya için. 20 çok ciddi bir. Hiç önemli değil. Yapacağınız hız 20'dir. Tabii ki yani şehir içinde 30 hızlı limitler. Ama dediğim gibi ne bekliyoruz biz burada vatandaş sürücü olarak? Yaya geçitlerini yayalar kullanacağı için yaya geçidi haricinde karşı tarafa kimse geçmez düşüncesine kapılabilir. Seyrimizi, hızımızı ona göre devam ettirebilir. Evet. Dikkatimizi dağıtabiliriz. Aslında dağıtmamamız lazım. Çünkü yaya geçitinden geçer. Buradan niye geçsin diye düşünüyoruz. Hayır, düşünüyoruz sürücü olarak. Ama dediğin gibi yol yayanın dediği anda istediği yerden ayağına atıyor. Giriyor. Yani hiç beklemiyor. Hiç mecbur yapmıyor. Durmak zorundasın. Bir de iki türlü yaya var biliyor musun? Bu şeyde yaya geçitlerinde. Yok, girsin okun ya. Peki, bir tanesi hak onun. Yaya geçecek, araba duracak. Tamam. Geçirirken şoföre teşekkür ediyor durduğu için ve hızlı geçiyor. Koşarak değil ama hızlı geçiyor. Yani gereğini yapıyor. Evet. Bir tanesi de var. Telefon almış eline, kulağında. Şeyde, sohbete de yavaş. Neydi o mankenlerin yürüdüğü? Defile, moda. Defile de yürür gibi podium'da. Telefonla beraber bir sağa bir sola dönüp yürüyor. Evet. O zaman da ben deli oluyorum. İşte ben onu diyorum. Yani hani geçen işledik ya motor terörü. Hendek'te bu noktada yaya terörü var. Şimdi evet. Kaynarca'ya gelelim. Gelelim Kaynarca'ya. Şimdi meclisten başlayalım mı? Şimdi meclisler çıkalım. Kaynarca Belediye Meclisi'nden devam edelim. Kaynarca Belediyesi Ekim ayı olağan toplantısı Kadir Yazgan Başkanlığı'nda toplandı. 8 gündem maddesinin 7'si karara bağlandı, birisi komisyona havale edildi. Daha çok
Mali İşler Müdürlüğü'nün teklifleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifleri görüşüldü. Onun dışında Yeşilova Köyü Muhtarımız Ali Kabil'in bir sokağa Narin ismi verilmesi gündeme geldi ve oy birliğiyle kabul edildi. Yine orta mahallede bir oyun parkına Kaynarca Belediye Başkanı'nın talebiyle gündeme almasıyla Narin Melek adı verildi. Narin Melek oyun parkında yaşıtları onun adını yaşatmış olacak. Bu arada 2025 tahmini bütçesi Kaynarca Belediyesi'nin 308 milyon olarak belirlendi. Ayrıca önemli bir maddede 7 mahallede kadastro çalışması başlatılıyor. O mahallelerimizle ilgili bilirkişi raporu, bilirkişiler oylandı ve kabul edildi. Bu mahallelerimi okuyayım. Hangi mahallelerde kadastro müdürlüğünün çalışması yapılacak? Akbaşlı, Dudu, Kalburcu, Kızılca Ali, Küçük Kaynarca, Sabırlı ve Şeytımarı mahallelerinde kadastro çalışmasında bilirkişi olarak görev yapacak kişiler seçilmiş oldu. Ayrıca başkan iki müjde daha verdi. Kaynarcalı hayırsever bir iş adamı, orada bir isminin açıklanmasını istemeyen Kaynarcalı bir iş adamı ile Kaynarca Belediyesi işbirliği ile Başkan Kadir Yazgan da söz vermişti çalışan anneler için kreş yaptıracağını. Bu kreş sözü yerine getiriliyor. Kadir Yazgan'la bu konuda görüştüm başkanla. Arsayı belediye olarak biz sağlıyoruz dedi. İş makinesi ve personel desteği verecekler. 3000 metrelik metrekarelik alanda, 3 dönüm alanda kreşin yapılmasına önümüzdeki yıl başlanıyor. Ev kadınları bilindiği gibi artık hayatın her alanında, çalışma hayatına katılıyorlar. Kreş önemli bir ihtiyaç halini aldı. Bu eksik ilçede önemli bir eksiği giderecek. Başkanın müjdesini buradan da duyurmuş olalım. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren bir tavuk firmasının sosyal sorumluluk projesi olarak içinde basketbol sahası, oyun ve oturma grupları bulunan modern bir çocuk parkı. Çocuk parkı görüntülerini de alabiliriz arkadaşlar. Kaynarca'da park alanları yapılıyor. Başlığı altında 6 numara. Görüldüğü gibi ilçenin merkezinde mahallelerin ortasında, sokakların ortasında güzel bir tesis kazandırılıyor. Bu alttaki görüntüler, daha bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bu da Kaynarca'ya, çocuklara ve yetişkinlere hayırlı olsun. Oturma grupları var. Basket sahası, voleybol sahası, oyun gruplarıyla. İlçedeki birçok parktan bir tanesi olacak. Bir de şey söylemek istiyorum abi, müsaade edersen. Kaynarca Spor görüntüleri gelebilir burada maçı. Biraz da spor konuşalım hep. Meclisi bitirelim, öyle konuşalım sporu. Öyle mi? Meclisi bitirelim. Tamam. Hepimizin meclisi var. Mecliste bir ayrıntı verelim o zaman. Buyur. Kaynarca halkını bilgilendirme adına. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2025 yılı gelir bütçesi 308 milyon. 2025 yılı gider bütçesi yine eşit 308 milyon olarak denkleştiriliyor. Gider bütçesinde personel gideri 56 milyon, sosyal güvenlik primleri 4.6 milyon, mal hizmet alım giderleri 165 milyon, faiz giderleri 8.5 milyon. Bu arada bir meclis üyesi başkana sordu. SGK borçlarıyla ilgili. Kadir Yazgan kendi dönemlerine ait sosyal güvenlik primi borcu olmadığını, bir önceki dönem ve daha önceki dönemlere ait borçlarını ödemeye başladıklarını ifade etti. Bağış ve yardımlar özel gelirlere 17 milyon tahmini bir gelir ayrılıyor.
Ayrıca sermaye gelirlerine de 10 milyon lira ödenek konulduğu açıklandı. Belediye meclisi bu kadar bende. Evet. Sapanca'nın var mı? Sapanca Belediye Meclisi var mı? Meclisim yok. Meclisim ama yoksa her şeyden amaya girmeyelim. Devam edelim. Evet. Meclislerimizi açıklayalım. Tamam. Evet, Hendek Meclis 5. 5 numaralı görüntüyü verirsek, Ekim ayı olağan meclis toplantısı Hendek Belediyesi'ne ait nikah salonunda yapıldı. Toplantıya AK Parti meclis üyesi 1. Başkan Vekili Ali Kemal Suhu başkanlık yaptı. İrfan Püskülü Başkan Vali Bey'in ziyareti dolayısıyla toplantıya katılamadı. 10 gündem maddesi görüşüldü. Özellikle grup başkanları, grup sözcüleri Obama kanı 16 Eylül'deki patlamaya makarna fabrikası. Zaten haberlerde de vermiştik. Neyse, isim vermeyelim. Bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili üzüntülerini dile getirdiler. Yaşlılar günü, şiddet hayır günü konuşuldu. En önemli konulardan biri olan kokarca istilası konuşuldu Endek'te ve çözüm arandı. AK Parti grup sözcüsü Şenay Sakal burada söz alarak dedi ki kokarcayı ben kendi Osmanlı'dan beri gelen bulamaç denilen kireçle yapılan bir ilaçlamadan bahsetti. 50 dönümlük yerimde dedi 3 tane dedi. Koskoca 50 dönümde 3 tane kokarca buldum dedi. Onun haricinde bir tane kokarca yok dedi. Uygulamayı yaptıktan sonra. Evet. 5 yılda dedi şey. Ben uygulamayı yapıyorum dedi. Ben buradan tavsiye ederim, üreticiler bunu kullanabilir diyerekten güzel bir tavsiyede bulundu. Çok ilginç olaylar yaşandı mecliste. 9. madde oy çokluğuyla reddedildi. Neydi 9. madde? Türkay ve Hempaş, yeni şirket kuruldu Hempaş diye. Evet. Türkay'ın haricinde. Hempaş şirketinin banka hesaplarının kamu yararı kararının alınması. Yani orada Cumhur İttifakı karşı çıktı buna. Dedi ki CHP'nin grup sözcüsü Fatih İlkay, burada dedi eğer bunu dedi onaylamazsak dedi maaşların dedi ödenmesi bile tehlikeye girer dedi. Meclis sonrası da bu konuşuldu. Maaşlar ödenmezmiş. Yani bu zamana kadar ben orada AK Parti'nin Hamit Canlı'ya sordum. İki dönemdir meclis üyesi. Türkay dedi maaş ödeme konusunda bu zamana kadar bir sıkıntı yaşadın mı? Yani yok dedi, maaşlar dedi, ödendi de Türkay üzerinden dedi. Şurada Şenay Sakal şu noktaya konuşuyor. Şuradaki konu çok önemli. Esnafların alacakları var. Belediye tabi icra ile boğuşuyor. Haciz de boğuşuyor. Banka hesaplarında blokeler var. Yeni bir şirkete kamu yararı kararı alınarak meclisten blokeler olmayacak, bu şirket üzerinden o hareketler olacak, ödemeler olacak. Evet, ama burada dedi ki Şenay Sakal çok önemli konuya değindi. Arkadaş dedi bunu yaparken dedi esnaf mağdur olacak dedi. Esnafın borcunu ödeyin dedi. Ondan sonra ne varsa dedi yapın dedi. Yani borcu ödeyin dedi. Hukuk adına sahte fatura varsa faturayı şey yapın. Mal teslim edilmediyse bu mal nerede diye sorun diyerekten bunu şey yapın. Ama esnafı mağdur etmeyin dedi. Yani bir iş yaparken dedi esnafı da dedi karşımıza almayalım dedi. Esnafımızı da mağdur etmeyelim dedi. Evet. 6. madde vardı. 6. maddede Hempaş şirketinin 20 milyon TL'lik sermaye arttırımı. Burada kilitlendi. Oylar eşit çıktı. Cumhur İttifakı'yla Büyük Birlik ve CHP'nin ittifakı. Şimdi onlar da yeni şey dediler Endek'te. Cumhur İttifakı'nın karşısında bir güç var. Ona da şöyle diyorlar, bana dediler ne olabilir? Gül İttifakı dedim ben. Gül İttifakı. Yani, çünkü Büyük Birlik Partisi'nin hem sayısı fazla, evet, hem Gül Amdem olduğundan sonra Gül İttifakı dedim. Yani Gül İttifakı gerçekten Cumhur İttifakı'nı Hendek'te zorluyor. Ama bugün İrfan Bey'in katılmaması, Ali Kemal Sofu'nun 1. Başkanı vekili olarak meclise başkanlık yapması, orada ilginç bir şey kullandı. Dedi ki ben dedi İrfan Bey'in dedi burada adına buradayım dedi. Aslında öyle bir şey yok. Sen AK Parti'nin meclis üyesisin. Senin meclis 1. Başkan Vekili seçmiş. Evet. Sen orada Büyük Birlik Partisi'nin meclis üyesi olarak oturmuyorsun. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti'nin meclis üyesi olarak oturuyorsun. Büyükşehir meclis üyesi olarak oturuyorsun. Orada
Büyük Birlik'te yine oy kullandı. Oy kullanınca başkanın iki oy var. İki oyla bir fazlayla şey geçti. Burada yani Gül İttifakı'na bugün Sayın Ali Kemal Sofu destekledi. Bir gülde o ekledi. Evet, bir gülde o ekledi. Demek ki yedek ittifakçı diyebiliriz biz buna. Evet. MHP Grup Sözcüsü Veli Ergen, AK Parti Grup Sözcüsü Şenay Sakal, CHP Grup Sözcüsü Fatih Enes İlkay gündem dışı söz aldı, konuştu. Ve burada belediye ilgilendiren konularda açıklaması gerekirken, 6. maddede, 9. maddede, 10. maddede açıklamalar gelirken, bu açıklamaları Büyük Birlik Partisi'nin grup sözcüsü Sinan Kaan Sunman yapmazken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup sözcüsü Fatih Enes İlkay yaptı. Arkadaş, sen CHP'sin, her ne kadar olursa olsun Büyük Birlik Partisi belediye yönetiyor. Sen destek versen de. Ama burada bir bilgi verilecekse Büyük Birlik Partisi'nin grup sözcüsü vermesi lazım. Çünkü belediye başkanı Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkanı. Burada eğer evet yönünde kullanılması için baskı yapılacaksa gene Büyük Birlik Partisi'nin meclis üyesi, grup sözcüsü yapması gerekir. Maalesef Sinan Kaan Sunman hiç konuşmuyor. Bütün meclislerde de konuşmuyor. O yönden de şu soruyu soruyor vatandaşlar. Arkadaş, konuşmayacaksan niye grup sözcüğü yapıyorsun? Bırakın konuşacak bir adamı seçin içinizden. Doğru. Konuşsun. Bilgi versin, açıklama yapsın. Yani Büyük Birlik Partisi'nin hakkını, Büyük Birlik Partisi'nin açıklaması gereken bir şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup sözcüsünün yapması da çok iyi karşılanmıyor. Bunu da buradan bir gazeteci olarak ben söylüyorum yani. Grup sözcüleri konuşmalı, grup sözcüleri partilerin sesi olmalı, mücadelelerini etmelidir. Hendek'te bundan sonraki süreçte çok olaylar olacak, siyasi anlamda diyorum. Böyle renkli geçecek, oylar kafa kafaya gidecek belki. Sayın Ali Kemal Sofu gibi Gül İttifakı'na destek veren de bazen oraya bazen buraya olacak. Ama Hendek'teki bu demokratik ortam herhalde 16 ilçede hiçbir yerde yoktur. Bu şekilde bir oylama kafa kafaya giden. Bu zamana kadar da yani Nisan'da yapıldı ilk meclis toplantısı. Nisan ayından beri bu zamana kadarki meclis toplantılarında ilk defa belediye başkanının bir şeyi veya belediyenin getirmiş olduğu, Büyük Birlik Partisi'nin getirmiş olduğu bir madde bugün reddedildi. Bu da değişik bir karar oldu bugün. Ben buradan mecliste olan olayları tarafsız olarak bundan sonra her şekilde getireceğim. Biz burada taraf tutmuyoruz. CHP'nin de, AK Parti'nin de, Büyük Birlik Partisi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaptıkları, yapmış olduğu davranışları ilçelerde gündem programında anlatacağız. Objektif olarak yeri geldiği zaman video çekimleriyle de destekleyeceğiz. Evet, Akyazı Belediye Meclisi Salı günü toplandı. 13 maddeyle toplandı. İlk toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk başkanlık yaptı. Bilal Soykan bu temiki bahsettiğim proje için Ankara'daydı. Evet. İkinci bölümünde de bugün Bilal Soykan başkanlık yaptı. İki bölümde yapıldı bu ayki meclis toplantısı. 13 madde tamamı oy birliğiyle kabul edildi. Yani Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin tamamı oy birliğiyle 13 madde geçti. Hiçbir muhalif durum olmadı. Tabii burada muhalif durumu olmadı derken Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye meclis üyesi Murat Öz söz aldı. Orada bir şey söyledi. Artık dedi belediye başkanımız dedi kendi partisinin meclis üyeleriyle grup toplantısı yaptığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyeleriyle grup toplantısı yapıyor şeyden önce, meclisten önce. Biz aşağı yukarı bütün maddelere hakimiz, vakıfız. Soracağımız soruları orada sorduk, cevaplarını aldık. Onun için böyle oy birliğiyle, çünkü hep parazit MHP'den çıkıyordu. Bu sefer çıkmadı. Oy birliğiyle, Büyük Birlik Partisi tamamında oy birliğiyle kabul edildi. Burada geçen hafta Sedat Bey'in de gündeme getirmek istediği, getirdiği kırsal mahalleler konusunda ilk defa belediye 5 mahalle müracaat etti bu meclis toplantısında. Buşkudere, Kepekli, Saliye, Yörükeri, Durmuşlar. Kırsal mahalleye geçmek için müracaat ettiler. Bu da orada çok görüşüldü. Iyi. Komisyona havale edildi. Orada başladı. Akkızlı'da bu ilk olmuş oldu. 5 mahalle kırsal
Salmayla'ya geçmek istediğini İnşallah beyan etti. İnşallah Büyükşehir Meclisi'ne gelir. Beyan etti. Oradan Büyükşehir Meclisi'ne... Eksik evrak var mı abi? Söyle eksik evrak yapmışsınlar. Yoksa Büyükşehir Meclisi'ne gelmeyin. Vallahi ben daha önce de burada anlatmıştım. Belki eski sigorta sisteminde, araç sigorta sisteminde, eski sistemde özel firmalarda İzmirli bir firmaya da bizim arkadaş çalışıyor o kez de. Onun adına poliçe kesiyor. İzmir'e toplantıya gidiyoruz. Abi gel beraber gidelim dedi. Gidelim dedik. Ben gezmeye gidiyorum tabii. Ben onunla bir alakam yok. Gittik. Tabii bizim arkadaş içeride müdürle görüşürken ben de personelin yanında bir sandalyeye oturdum. Bunlarla sohbet ediyorum. O ara bir iki tane çalışanın birbirle sohbetini denk geldim. Bir tanesi soruyor. Bizim işte kasko parası ödenmedi. Ne olacak? Nasıl oldu? Nedir mevzu? Öbürü de işte diyor ki evrak eksikti. Evrak eksik. Şimdi efendim evrak eksik dedi. O, ne evrak eksik dedi bu sefer. Ben sana döneceğim dedi. Kapattı. Ya ne diyeyim adama dedim ben. Ya arkadaş evrakları sana teslim etmedim. Etti. Bir tanesini düşür dedi yere diye. Bir tanesini düşür yere. Teslim eden evraklardan. Evrak eksiklenmiş evet. Olur dedi. Yani adam evrak tam. Düşebilir mi Büyükşehir'e giderken? Para ödemeyecekler de. Büyükşehir'e giderken düşme iyi zımbalasın. Ya işin esprisi tabii. Öyle bir şey olmaz da. İşin esprisi. Yani evrak isterse düşüyor yani. Evet, düşebilir. Doğru. Düşebilir. Ama burada da bu 5 mahallenin müracaatı Akkız'da bir ilk olmuş oldum. Yalnız burada sizin bir eleştiriniz vardı bu konuyla ilgili. Eşit hizmetin getirilmesi. Bir taraf para verecek, bir taraf vermeyecek diyerekten. Bir güzel bir örneğiniz vardı. Şimdi birkaç mahalle, tabii birkaç mahalle verirlerse çok kişi ister. Bu sıçrar. O zaman Büyükşehir yasasına muhalefet çoğalır. Şimdi yani, burada Bıçkıdere, Kepekli, Salihiye. Bunlar zaten ovada olan köyler. Bunların yani kırsal mahalleye müracaat etmelerini ben de anlamış değilim. Hele Salihiye Akkezi'den bitişik. Şu anda yapılacak yeni organize Salihiye topraklarında yapılacak. Tamamen ilçeyle iç içe olmuş olacak. Burada sen kırsal mahalle olsan evet. Ne olur, olmasan ne olur? Burada senin zaten özelliğin kalkıyor. Ama burada atıyorum Durmuşlar, Yörükeri bunlar dağ köyleri. Uzak mahalle. Uzak mahalleler. Bunların isteklerine kırsal mahalle tamam olabilir ama var. Diğerlerinin istekleri biraz hele şu Kepekli Bışkıdere tamamen muhalif kanat gibi hareket ediyor devamlı. Ondandır. Salihiye köyü neden bu işe girdi onu bilmiyorum. Çünkü yeni sanayi bölgesi kurulacak sanayi bölgesi Salihiye ile Akkızı sınırları içinde. Salihiye'nin 1/3'ünü aşağı yukarı içine alacak bir kapasiteye şey yapmış. Yani sen zaten ilçeyden biri olmuşsun. Yani sen mahallelikten bile çıkmışsın. Kırsal mahalle olmak istemek ben anlam vermiş değilim. Bir artık atmayacak. Anlam vermiş değilim. Neden bunu böyle yaptı? Ya, yanlış anlatıldı konu. Ama gene aynı sözümdeyim ben. Ben atıyorum Pazarköy mahallesinde vergi vereceğim. Ama sen vergi vermeden evet. Benim verdiğim vergilerle hizmet alacaksın. Ha, onun kırsal mahalle hakkı mı hakkı, köy olmak hakkı mı hakkı tamam eyvallah. Ona valilikte birim kurulur eskiden olduğu gibi. Onun adını ne koyarlarsa koysunlar. Orası karşılasın onun hizmetini. Ya bir yolunu bulsunlar. Veya belediyeden hizmet satın alsın. Evet. O Kaynarca'daki 41 mahalle başvurdu. Evet. İlçe merkezindeki 4 mahalle dışında. 41 mahallenin genişlemeler düşünüldüğü zaman en az 38'i kırsal mahalle hübeyetinde. Köy yani bildiğiniz köy. Köy. Tamam, ona tamam. Ona evet. Eyvallah ama. Evraklar yani işte. Üretim yapılıyor. Yani ama evrak eksikliğini tamamlayacağız. Ben yine de şunu söylüyorum. Yani benden vergi alacaksın. Orana hizmet yapacaksın. Böyle olmaz. Bir dünya yok. He, şu olur. Şu olur. Valilikte birim kurarsın bunun üzerine. Kırsal mahalleler neyse artık adı. Evet. Belediyede buna bir birim kurarsın. O valilikteki birim belediyedeki şeye maddi destek sunar veya hükümet maddi destek sunar. O maddi destekle beraber belediyeden hizmet satın almış olur. Belediye gider onu çöpünde toplar. Ne yapılacaksa da yapar. Ama yani sen vergi vermeyeceksin. Ben vergi vereceğim. Benim verdiğim vergiden sen faydalanacaksın. Böyle de bir dünya yok yani. Yok. Böyle de bir dünya yok. Yanlış mıyım? Doğru muyum? Bilmiyorum doğru. Ama böyle. Ben haklısınız. Ben ilk Büyükşehir yasası çıktığında karşı olan Ankara'ya kadar gidip onun karşısında mücadele veren insanım. Evet. Büyükşehir'in evet. Yasasına hayır diyen insanım. Evet. Bunun için mesai de harcadım. Ama işte buraya geldiğinde kusura bakmayacaksın. Yani benim vergimi bir başkasına hizmet yapamazsın. Adaletsiz olur. Adaletsiz olur yani. Adaletsiz olur. Sıra bende Erhan Hanım.
Buyurun. Şimdi bir görevim benim Kaynarca Spor'un medya sorumlusu, basın evet. sorumlusu oldu. Ama benim şu iki tane bu şeyle bağlantı kısa kısa geçeceğim onları. Geç. Kısa kısa geçeceğim ondan sonra şu meclisini kaldıralım, siyaseti kaldıralım. Tamam. Spora geçeriz ondan sonra. Geçelim. Evet. Şu iki numarayı verirsen şimdi Akyazı'da siyaset siyasi çalışmalar hızla devam ediyor. Akyazı'da Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi her alanda var çalışmada. Köy köy, mahalle mahalle geziyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleriyle beraber köylere gidiyor. Buralarda köylerin sorunlarını alıyor, not ediyor, dosya yapıyor. Dosyayı getirip belediye başkanına teslim ediyor ve mecliste de bunları söylüyor. Hani biz ne kadar ittifaksak da benim evet. vatandaşım bu eksikleri var, burada şikayeti var. Bunların sorucunu takip ediyorlar. Bu konuda geçtiğimiz hafta MHP MKYK üyesi Sakarya Milletvekili Levent Bülbül ile İl Başkanı Oğuz Alkaş Akyazı'ya ziyarette bulundu. Burada Akyazı İlçe Yönetimi onları karşıladı. Uzun bir sohbetten sonra konuşmalar da oldu. Milletvekili Ankara'daki durumu anlattı. İl Başkanı da Sakarya genelindeki durumu anlattı ve Akyazı ile ilgili sorunların karşılığında ne yapılır ne yapılmazı konuştular. Öbür taraftan Akyazı muhtarlara ziyaret var. Onu da verirsen ikisini bir geçeyim. Gitsin. 7 numara. Milliyetçi Hareket Partisi dedim daha önce muhtarlarla beraber her akşam 1 ve 2 mahalleye gidip oradaki muhtarlarla, vatandaşlarla köy kahvesinde oturup veya muhtarlıkta oturup sorunlarını dinliyor, not alıyor. Var olan sorunlarını dosya haline getiriyor. Dosyayı da alıp belediyeye teslim ediyor. Teslim ettikten sonra da teminde bahsettiğim gibi mecliste de bunu dinlendiriyor. Ve belediye başkanından bu konuda bilgi vermesini istiyor. Ve bir dahaki toplantıda bunları takip ediyorlar. Bu yönden muhtarlar bu sistemden bayağı memnunlar. Çünkü seslerini bir şekilde daha duyurabiliyorlar. Çünkü daha önceden MHP bunu yapmazken bulabilirlerse bir siyasetçi dertlerini anlatmaya çalışıyorlardı. Ama şimdi siyasetçi kendi ayaklarına gittiği için bunu da anlatıyorlar. Benim anlamadığım şey AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na karşı yarışan Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi değil, Büyük Birlik Partisi yarıştı. Cumhuriyet Halk Partisi seçime girdi ama yarışma babında. Yok, ülkede yarışıyorlar. Aynı çalışmayı yapabilirler. Evet, yok. Orada o yok. CHP'yi anlatacağım ne çalışma yaptığını. Büyük Birlik Partisi de bu seçimden sonra, seçimden önce Büyük Birlik Partisi bayağı bir toplu bir arada hareket ediyordu. Bu seçimden sonra gösterdikleri adaydan dolayı, iyi bir oy aldı adaydan, gösterdikleri adaydan dolayı seçim sonrası ilk kongresinde de Akyazı damgasını vurdu. İlçe kongresi, ilçede kongresinde de Akyazı damgasını vurdu. Yani aday damgasını vurdu. Yani AK Parti'nin eski ilçe başkanı olan aday Büyük Birlik Partisi'ni yol çizmeye kalktı. İl başkanlığına soyundu. Olmadı. İlçe başkanlığına soyundu. Olmadı ama bu arada tabii bu gelişmelerden dolayı ilçe teşkilatı, işte meclis üyeleri, aday da aralarında bir zannediyorum soğuk savaş var. Çünkü her meclis toplantısına gelen ilçe başkanı, Büyük Birlik ilçe başkanı şu an meclis toplantılarına gelmiyor. Göremiyoruz. Veya işte 5 tane meclis üyem var. Bir tanesi büyükşehir olmak üzere. Bir ses vermen lazım. Ses de vermiyor. Böyle bir dağınıklık var Büyük Birlik Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı'da geçmişten beri zayıf. Yani fazla gücü yok ama şu anki ilçe başkanı Mustafa Sağır elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eski tabuyu yıktı gibi bir şey. O benim her zaman dediğim Akyazı'da CHP 4 okey masasından gelişir sözünü kaldırdı. O intibayı ortadan kaldırdı. 4 okey masasından itibaren değildir artık Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı'da. Güzel bir yönetimi var, iyi bir başkanı var, çalışkan bir başkanı var. Çalışıyor ama çok geride kaldıkları için geçmişten bu tarafa
o mesafeyi kat etmek biraz zaman alacak gibi geliyor bana. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağır'ın şu anda aldığım duyumlara göre, pek basına yansıtmıyorlar bunu çünkü bittikten sonra herhalde yansıtacaklar. Eğitimde, milli eğitimde olan çalışmaları müdahiller, takipteler, işte temizlikçisi, hademesi, şuyu, buyu, kantini, şunu bunu, o tür çalışmalara girdiler eğitim dönemi olduğu için. Şu an onunla meşguller. Herhalde bu yakında da bunun için, bu konuda bir açıklama yaparlar. Biz de onu buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama Cumhuriyet Halk, eski Cumhuriyet Halk Partisi değil Akkız'da. Dediğim gibi o dört okey masasından sıyrılmış bir parti hüviyetine, zaten parti hüviyetinde en köklü kalıcı partilerden birisi. Evet. Ama geçmişten beri böyle bir işte sen tamam oradaysan buraya bakmaya gerek yok demişler ama her seçimde parti daha aşağıya düşmüş. Bir önlem almamışlar. Şimdi yeni bir kimlik taşıdı. Güzel de bir aday çıkardı Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde. Çok fazla oy alamadı ama bu kadar geri kalmışlığın şeyinde ancak bu kadar olur. Akyazı'da zayıf ama Akyazı'da bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Düzce'den seçildi biliyorsun Tarih Özcan. Var. Evet. Geçen de cenazesi vardı. Başsağlığı evet. Diliyoruz kendisine. Buradan da kendisine başsağlığı diliyorum. Evet. Tarih Özcan değerli bir insan. Tarih Özcan evet değerli bir insan. Evet. Tabii o Düzce milletvekili olduğu için. Evet. Onun pek biz konuşmak. Ama Balbalı köyünden biliyorsun ha. Balbalı köyünden bizim Alaaş köyünde damattır. Evet. Alaaş köyünde damattır. Bize yabancı değildir. Yakındır bize. Benim annem de Kafkas. Diyaloğu var yani sürekli. Annem de Kafkas kökenlidir, evet. Alaaşlıdır. Evet, evet. Annem köyündendir. Oranın damadıdır. Kısa benim de bir siyaset var. Çok kısa geçeyim. Bir dakika, iki dakika. MHP'nin şeyi var. Evet, evet. Vereceğim şimdi. Yani MHP'nin son haftada gezdiği mahalleleri sayayım. Ondan sonra sözü sana vereceğim. Bışkıdere Mahallesi'nde muhtar Necat Çalışkan, Kuzuluk Şose Mahallesi Muhtarı Nail Ünütürk, Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Küçük İstiklal Mahallesi Muhtarı İsmail Barut, Küçük Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sayın Metin Şenbay ile en son bir hafta içinde toplantı yaptılar. Köylere giderek yaptılar bu toplantıyı, partide değil. Bu yönde de köylerin MHP sorunlarında çalışıyor yani. MHP köylerin sorunlarında getiriyor. Tabii ki MHP çalışıyor. İşte ben 5 meclis üyesi olan, 3 meclis üyesi olan MHP böyle çalışırken 5 meclis üyesi olan Büyük Birlik Partisi'nin neden durgun sahada yok. Sahada yoklar. Evet. Onu da anlamış değilim. Anlıyorum da niye böyle yaptıklarını anlamış değilim. Evet. Çünkü ne yaşandığını biliyorum. Ama her ne yaşanırsa yaşansın. Seçim bittiyse kardeşim zaten aday senin dışarıdan ithal adaydı. Milletini kesersin. Sen teşkilat olarak devam edersin. Devam bir daha seçim göstermek istiyorsan gene gösterirsin. Orada sıkıntı yok. Evet. Ama Büyük Birlik Partisi de buna bir dur demeli bu gidişata. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Yani ilçe teşkilatında huzuru kaçmış vaziyette şu anda. İlçe başkanını göremiyoruz. Yani yok. Yok. Sırf bu sebeplerden yok. Evet. Büyük bir ihtimalle de meclis üyeleriyle ilçe başkanı, çünkü ilçe başkanı belirledi meclis üyelerini. Büyük bir ihtimalle onlara da tahakküm kuruyor. İşte ne diyorsa artık soğuk mudur diyoruz, öyle mi diyor? Onu da bilmiyorum. Ama yakında o da çıkar meydana. Ben de siyaset şimdilik bu kadar. Ben evet, kısaca buyur. Şey, görüntü 8 verirsek. MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'den Hendek İlçe Teşkilatı'na ziyaret gerçekleşti. Görüntü 8 Hendek. MHP Sakarya Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Muhammed Levent Bülbül, Sakarya MHP İl Başkanı Uzal Kaş ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ilçe teşkilatına ziyarette bulundu. Tabii Levent Bülbül olunca Hendek'te olması da biraz daha toplantıyı kalabalık yaptı. İlçe yöneticileri neredeyse tam kadro Sayın Bülbül'ü karşıladılar. Turgut Babaoğlu da katıldı toplantıya. O da kendisi de toplantıdaydı. Ziyaret sırasında Sayın Bülbül ülke gündemini değerlendirdi. Seçim sonrası gelişmeleri konuştu. Yerel sorunları şey yaptı. Teşkilatın gelecekteki çalışmalarıyla ilgili neler yapması gerektiği üzerine önemli bilgiler verdi. Ülkenin mevcut durumu hakkındaki görüşlerini paylaşırken
teşkilattaki üyelerden, yöneticilerden de düşüncelerini söylemelerini belirtti. Ve güzel de bir program oldu. Burada asıl önemli olan konu, benim üzerine basarak söyleyeceğim konu, yereldeki birlik ve beraberlik mesajıydı. Özellikle 31 Mart seçimlerinde yıpranan Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatını toparlamak, moral vermek adına, morallerini yüksek tutmaları adına, çalışmalarını hızlandırmaları adına Sayın Büyüklüğü'nün yapmış olduğu bu ziyaret çok olumlu geçti. Ben Sayın Oğuz Alkaş'ı da tebrik ediyorum. Sayın Büyüklüğü yalnız bırakmadı. MHP İl Başkanı'nın nasıl davranması gerektiğini çalışmalarla ilgili o tavrı da gösterdi. O da güzel bir konuşma yaparak teşkilatın moralini yüksek tutmak için güzel bir çalışma yaptılar. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hendek'te bundan sonra sahada olacağını ve gene alternatif olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerelde iktidarı gene zorlayacağını düşünüyorum. Bu da tabii bir gazeteci olarak bizim gözlemimiz. Evet Sedat Bey, Kaynarca Spor. Kaynarca Spor'dan başlayalım. Geldik Kaynarca Spor'a. Şimdi bizde siyaset olmadığı için Kaynarca Spor görüntüleriyle devam edelim. Tamam. Şöyle bir izleyelim. Kaynarca 8. Kaynarca Spor son maçını, hazırlık maçını yaptı. Ondan önce ben yine de siyasetten bir paragraf anlatayım mı? AK Parti'de bir yarış var. Onun dışında daha önce Saadet Partisi ilçe başkanı Mustafa Tan siyasete bir hareketlilik katıyordu. Sürekli her şeyi eleştirel bir tutumla sosyal medyasından yayınlıyordu. Kaynarca Haber'e ya da Sakarya basınına açıklamalarda bulunuyordu. Şu anda öyle bir açıklamada bulunan kimse yok ama biliyorsunuz yerelde de genelde de iktidar partisinin ilçe başkanlığı çok önemli. Dolayısıyla o konuşuluyor. Mevcut başkan Muhammed Ali Pulat, eski Muhtarlar Derneği Başkanı, şimdi Belediye Meclis Üyesi Türkan Öner, Ömer Ay, Orhan Uludağ, Ferhat Onkun gibi isimlerin adı geçiyor. 5-6 kişinin adı geçiyor. Muhammed Ali Pulat doğal aday zaten. O güçlü bir aday tabii ki. Ama vatandaşta karşılık bulan Türkan Öner diye bir arkadaşımız var. Bu herkese koşturan bir adam. Herkesin içini koşturuyor. Muhtarken, Muhtarlar Derneği'yken. Kendini kanıtlamış bir isim. Şu anda da partinin mecliste de sözcüsü. Ona sorduğun zaman o diyor ki bizim mevcut ilçe başkanımız var diyor. Ama kamuoyunda bayağı konuşuluyor. Biz de merakla bekliyoruz. 6. olağan kongrelerini yapacaklar biliyorsunuz ilde. Bu ay ya da Kasım ayının başında, Kasım ayında ilçe kongreleri bitecek. Şimdiden hayırlı olsun ve benim isteğim orada gelecek iktidar partisi ilçe başkanı kim olursa olsun yerel yönetimde, genel yönetimin uyum içinde çalışması olacak. Ben şeye geçeyim. Kaynarca Spor hazırlık maçı yaptı. Bir önceki hafta 6-0 kazandı maçı. Bu haftada geçen dönem Bal'da oynayan, yani bölgesel amatör ligde oynayan Kazımpaşa Birlik Spor'la bir hazırlık maçı yaptı. Kendi sahasında 3-1 mağlup ayrıldı. Takım yeni bir takım Kaynarca Spor. Birbirini tanımaya çalışıyorlar. Hepsi tek tek çok iyi futbolcular. B grubu da şanslı bir grup olduğunu geçen hafta da söylemiştik. Evet, evet. Orada başa oynayacak takımlardan biri olarak gösteriliyor. İnşallah. Taraftar da şu anda 300 taraftara kadar çıkmıştı mesela hazırlık maçı için. Önemli bir rakam. Evet, önemli. İlk maçını da Çaybaşı Bekirpaşa Spor ile yapacak bu 6 Ekim saat 16'da Kaynarca sahasında. 6 Ekim saat 16 Kaynarca sahasında. Orada da biz taraftarlarımızı Kaynarca sahasına bekliyoruz. 6 Ekim günü saat 16'da. Bir de bir sorunu duyurmak istiyorum sporla ilgili. Kaynarca'da Uzak Doğu sporlarında önemli başarılar elde ettiler. Balkan şampiyonluğu, Türkiye şampiyonlukları alanlar var. Ama bunlar Halk Eğitim Merkezi'nin Bodrum'unda spor yapmak zorundalar. Spor salonu yıkıldıktan sonra bir daha yapılmadı. Hatta Ali İhsan Yavuz Sakarya milletvekili, o zaman Sakarya milletvekilimizdi, size yüzme havuzlu bir
kapalı spor salonu yapacağız dedi ama bu gerçekleşmedi henüz. Umarım geç de olsa yapılır. Ben arkadaşların zamanını almamak için burada kaynağızayı kapatmak istiyorum. Evet, teşekkür şurada ederim. Atlamışım ben bir konuyu. Akkızı Belediye Bütçesi 980 milyon lira oldu. Meclis toplantısında. 980 milyon lira. 1 milyara yaklaşmış. Bizim 3 katımız. İlçeler arasında en büyük bütçe Akkızı Belediyesi'nin bütçesi. Onu söylemiş olayım. Çok iyi. AK Parti'de güle de... Güle güle harcayın. Eyvallah. AK Parti'de de onu da söyleyeyim mi? Kısa geçeyim onu da. Ondan sonra sözü Sapanca'ya bırakacağım. Sapanca'nın birkaç mevzusu var. Onlar konuşması gelecek. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geçmiş programlarda çok girdik. Akkızı, AK Parti, Akkızı İlçe Başkanı Mesut Ekrem kongrede kongre hazırlıkları da tek aday gibi görünüyor. Bazı isimler ortaya atılıyor ama ben o isimlerin ilçe başkanlığından çok yönetime girme çabası olan kişiler olduğunu düşünüyorum. Bir tane böyle ciddi bir kendi kendine çalışma yapan birisi var. Şu an ismini vermiyorum. Kendine konuşmadığım için ismini vermiyorum. Konuşmuş olsam ismini söylerim. Belki yok arkadaş böyle bir şeyler. Onun için ismini vermek istemiyorum. Ben bir heyecan Ankara'ya gidip geliyorum merak ama merak etsinler. Sakarya ilçeleri arasında AK Parti, Akkızı AK Parti teşkilatının durumunun fena sayılmayacağı, diğerlerine nazaran fena sayılmayacağı, şu anda Mesut Ekrem'in de gerek ilçe yöneticileriyle gerek belediye katmanıyla arasının çok iyi olduğu, çok iyi birlikte beraber hareket etmeleri, zannetmiyorum ki AK Parti orada bu düzeni bozsun. Çünkü ikinci bir adayı çıkarmak isteyen grup şu anda AK Parti'de olmayan bir grup. Onun için o biraz sakıncalı, sancılı olur diye düşünüyorum. Zannetmiyorum ki AK Parti burada ayağına kurşun sıksın. Buyurun Sapanca. Evet, teşekkür ederim. Evet, iki numaralı görüntüyle hemen estağfurullah. Bu hafta fazla mı konuşuyor? Yok, sıkıntı yok. Yani derdimiz hep söylüyoruz. Evet. İlçelerle ilgili konuları masaya yatırmak, gündeme getirmek. Evet, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doçent Doktor Kayhan Özdemir Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette hastane yönetimi ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında hastanenin sağlık hizmetleri, çalışanları, durumları ve hastaların ihtiyaçları hakkında hastane başhekimi uzman doktor Mürüvvet Betül Dilibaş'tan bilgiler aldı. Hastanedeki ziyaretinden sonra da yine hastanede yatmakta olan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonunda hastane personeline teşekkür eden Özdemir, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için sürekli olarak destek sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Sonrasında da İl Sağlık Müdürü yine Özdemir burada durmada Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Selin Tunalı Çokluk ile birlikte Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ve bünyesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti. İlçe hakkında bilgiler verdikten sonrasında Kırkpınar Aile Sağlığı Merkezi'ne ziyarette bulundu. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları ile bir araya gelerek kanser taramasının yapılmasında aile hekimlerimizin vatandaşlarımıza yönlendirilmesinin öneminden bahsederek gündem oluşturmuştu. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçe hastanesindeki eksiklerimiz hala devam ediyor. Siz öve öve anlat anlata bitiremiyorsunuz MR cihazlarınızı, tomografi cihazlarınızı. Bizde öyle bir şey yok. Hak getire. İlçe nüfusuna bağlı sıkıntılar bunlar biliyoruz. Nüfusu dışarıda tutan kütükler dışarıda olanlar. Şu an bitkilerle mi tedavi yapıyorsunuz? Evet. Yani direkt ilçe hastanesinde her türlü bu tarz şeyler yok. Mesela röntgen bazen oluyor ki belli bir saatten sonra ilçe merkezlerine yönlendiriyor. Mesela dün tahlil için eşim rahatsızlandı. Yine ben ilçe hastanesine gittik. Tahlil cihazlarında bir arıza olduğundan sebep ilçe merkezine yönlendirildim eğitim araştırmaya. Çünkü süreç kardiyak vaka olduğu için stent hasta olduğundan dolayı ne zaman bakım onların gerçekleşeceği saati yok. Bir iki saat sürebilir ama uzayabilir de dediler. O yüzden bir 100 kuruşlar. Bizde iki tane laboratuvar var hastanede. Bir işte, acilde var bir de içeride. Teknik boyutunu bilmediğim için hemen yani, zaman kaybetmeden merkeze döndük. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Atlattık. Yani ilçe hastanesi alternatif birazcık donanımsal eksiklerimiz var. Doktor eksiklerimiz var. Gelen bekliyor. İşte halkın talepleri bitmiyor.
Memnuniyetsizlik de var biraz böyle iç hastanesinden sanki. Hani donanımsal olarak istenilen doktor branşları da çok olmadığı için halkın isteği, talebi de var. Bunlar da dikkate almasını istirham edelim İl Sağlık Müdürümüzden. Hemen oradan ikinci konumuza geçelim. Suyumuz var ama sıkıntı. Şimdi bununla ilgili bir polemikler oluştu. Onlara hiç girmeyelim. Uzun konu çünkü. Evet. Hiç o konuya girmeden direkt bu konuların haricinde zaten bu ekranda yansıyan konu gerekli açıklamalar yapıldı. Gerek belediye başkanı, gerekse Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Medyada da konuşuldu. Burada dönerken biz aslında şunu konuşmamız lazımdı. Bunlar önemli şeyler tabii ki ama herkes kendi branşına göre kendi yetkisini kullanıyor. Bizim burada vurgulamak istediğim benim 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adına yapılan çeşmelerin yıllardır akmadığıyla ilgiliydi. Evet, görüntüler dönmeye başladı. Hemen hemen Sapanca ilçesinde bulunan tüm su fabrikalarının önlerinde olan vatandaşın kullanımına açılmış zamanında su şehitlerin anısına yapılmış çeşmeler bunlar. İlk dönemlerde boy boy resimlerle bunlar paylaşıldı kamuoyunda. Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl, bilemediniz iki yıl gibi bir böyle aktif vaziyette faaliyet gösterdi. Sonrasında ne hikmetse sular akmamaya başladı. Vatandaşın kullanımını kısıtlamaya başladılar. Zaman zaman belli saatlerde açıldı, belli saatlerde kapandı. Fakat durumdan rahatsız olan vatandaşlar da hatta ilçedeki sosyal derneklerden, bir sivil toplum kuruluşlarından bir dernekteki arkadaşımız da konuyla ilgili bir önceki belediye başkanına ricada bulunmuş. Yani hiç olmazsa sularımız akmıyor. Üzerlerindeki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi ibaresini bari sökün. Evet. Ayıp. Ayıptır diye. Bu ayıp bize yeter de artar diye serzenişte bulunmuş ve o yazı olmayan çeşmeler bazılarında yok, bazılarında var. Onlar yine geçmiş dönem belediye başkanı talimatıyla söküldüğü bilgisini öğrendim. Bana göre de yerinde bir hamle oldu. Madem bu çeşmeler yapıldı, hayrat vatandaş kullanamıyor. Hiç olmazsa üstündeki o anlamlı yazıları sökmelerini isterdim ben de. Evet. Hoş bir durum değil. Vatandaş bu konuda çok serzenişte. Sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar oluyor. Sapanca'da suyumuzu, çeşmemiz yine çeşmeden içiliyor ama yine çok kireçli suyumuz. Hep söylüyoruz ya hani suyumuz var kullanamıyoruz, yaylamız var çıkamıyoruz, gölümüz var giremiyoruz. Yani Sapanca'da yaşıyoruz ama bir de bize sorun. Yani bu Sapanca başka bir yerde olmuş olsaydı dediğimiz gibi ziyarete açılacak olan, gezilmesi gereken 10 müthiş ülkelerden, ilçelerden, yerlerden, gezilecek yerlerden, öğren yerlerinden biri olurdu. Yani bu şeylerle gündeme gelmememiz lazımdı. Biz su fabrikalarına buradan ricada bulunalım. Lütfen bu çeşmeleri aktif hale getirsinler, kullanılır bir şekilde olsun, vatandaşın kullanımına açılmasını istiyoruz. Vatandaşın da talebi bu yönde. Gerçekten zaman zaman üst mahallelerde bulunan bazı çeşmeler vardı. Burayı da kullanıyordu vatandaşlarımız ama çok yukarıda kaldı o sular. Dolayısıyla akmayan önemli isimleri taşıyan bu çeşmelerin faaliyete geçmesini rica ediyoruz. Buradan da bunu duyurmuş olalım. Teşekkür ediyorum. Evet. Benim de bir tane kaldı. Onu da kısaca söyleyeyim. Bu programı bitirelim artık. Daha kimsenin şeyi, konusu kalmadı. Akyazı biri verirse Akyazı Kayabaş Mahallesi'ne Hasan Kılıç attı. Hayırsever. Bu yılki bahçesinden toplamış olduğu 4 ton fındığı köy camisine bağışladı. Hayırlı kabul olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz kendisine. Camide güzel bir cami yaptılar. Yani dağ köyü bu köy. Camiyi de gösterir birazdan. 4 ton fındıktan yaklaşık 400-500 bin lira para yapıyor. Eğer randamansız düzgünse. İyi de para. Camiye bağış etmiş. Caminin işi bu. Cami bu. Çok güzel. Farklı bir mimari. Evet, böyle diyoruz ve bu haftaki programımızı da kapatıyoruz. Yine birbirinden ilginç konularla girdik. Çoğu da
hizmet amaçlıydı. Kurumlarımızın çoğu da hizmet amaçlıydı. Katkı verdikleri için Sapanca'dan İsa Çiçek'e, Kaynarca'dan Sedat Baltay'a, Hendek'ten Orhan Topçu'ya teşekkür ediyorum. Bir gelecek hafta aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.